Renklerin harmonisinde. İlham veren güzelliğin içinde. Renklerin ahengini bul. Estetikle sanatın buluştuğu İstanbul. İstanbul'a farklı bir pencereden bakan, devrim her bir imzası taşıyan İstikbal Sanat koleksiyonunda sen de kendinden bir şeyler bulacaksın. Sanatla harmanlanan bu koleksiyona hayran kalacaksın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İyi bir akşam geçirmenizi sevin ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Nice güzel bayramlar Rabbim beraberce sevdiklerinize, sevenlerinize sağlıkla ermeyi inşallah nasip etsin. Bir bayram günü akşam vakti evlerinize misafir oluyoruz. Çok saygın isimlerle birlikte. Rahim Er var. Türkiye Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, Mücahit Birinci Hukukçu yazar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Profesör Doktor Ahmet Akın Medya İnternet Üniversitesi Öğretim Üyesi size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Programımız içerisinde. ...ve pek çok meseleyi konuşacağız ama ilk, ilk önce Ayasofya... ...çünkü Ayasofya e, tüm dünyanın da şu anda en çok konuştuğu konulardan biri... ...bugün ilk bayram namazı e, kılındı 86 yıl sonra yeniden... ...tartışmalar dinmiş değil. Rahimer ne hissediyorsunuz? E, ta Tabii çok bahtiyarız çünkü bu bizim kendimizi bildiğimizden... ...kalemi ilk elimize aldığımız 1976'dan itibaren... Her Mayıs ayında, her 29, 29 Mayıs Mayıs'tan. yaklaşırken, e, evet bir kere bahsettiğimiz ve sene içinde de icap ettiğinde yazdığımız, mitinglerine iştirak ettiğimiz günlerin, zamanların e, bir neticesi bu senede nitekim e, ilk olarak e, Mayıs ayında biz yazmıştık. Gündeme e, evet, biz doğru. taşıdık ve devamını getirdik. Sonra katıldığımız programlarla, e, ...yazdığımız yazılarla e, seri şekilde yazdılar yani Mayıs ayında Mayıs ve e, Haziran'da zannediyorum e, en az 10 yazı yazdım buna dair ve en az 10 televizyon programına çıktık. E, Rabbimize e, nihayetsiz şükürler olsun Şöyle ki... Şöyle ama yani televizyon programları yazılar vesaire hep şeydi yani ideali anlatıyorduk değil mi yani günün hani neci fazla diyor bir gün açılacak hani... Hep biz bir gün açılacak Yok, üzerine. Biz, biz ideali anlatmadık. Biz biz niçin açılma mecburiyeti <laughs> olduğunu dile getirdik. Hayır, onun için de ya. Ilk defa bu kadar yakın olduğunu şöyle, hissetmiyorduk Bey, galiba. Türkiye, galiba değil mi? Türkiye ilk defa bizim bu yazılarımızla buranın bir tapusu olduğunu öğrendi. Bravo doğru. Evet. E, tapusunu yayınladım. Tapusunun nerede asılı olduğunu Ayasofya'nın içinde hünkar mahfili olan yani 1991 yılında ibadete açılmış olan kısımda asılı olduğunu e, işaret ettim. Merak eden gidip bakabilir dedim. Velev ki orada asılı olmazsa bile tapu kütüğünde var. Yani 24 Kasım 1934 yılında burası bir heyeti vekile, bakanlar kurulu kararıyla e, cami iken müze haline getirilmiş. Fakat 19 Kasım 1936 tarihinde iki sene dolmadan bu defa Türkiye Cumhuriyeti Tapu İdaresi buranın Fatih Sultan Mehmet vakfının mülkü olduğuna dair tapu vermiş. Hı. Ve tapu da tapu vasfı diyor e, cami. cami Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e aynı ibare bu. Bunun üzerine dura dura basa basa söyledim bu ibareyi. Efendim e, sahibi e, Ebu'l Fetih Fatih Sultan Mehmet Han vakfı diyor. Aynen orada e, yazıyor. Bunları ispat et. Yani burası bir mülktür. Bu mülkün sahibi bir vakıftır. Vakıf hükmü şahsiyet demektir. Vakıf tüzel kişilik demektir. Öyleyse bir şahsın rızasına rağmen buranın elinden alınması gayri hukukidir, mümkün değildir. Bunu ispatladık. Yani biz sadece meselenin böyle olsa iyi olur bir temenni tarafında kalmadık. Evet. Bir mülk varsa ki var adı ne? Ayasofya'yı, Kebir, cami Camii Şerifi. Mülkün sahibi kim? Fatih Sultan Mehmet vakfı. Peki vakıflar nedir? Vakıfların bir şartnamesi vardır. Vakıf şartnamesinde oranın ne olduğu, ne maksatla kullanılacağı, nasıl kullanılacağı gibi kayıtlar vardır ve buna şartname senet denir ve e, vakfın anayasasıdır. Buna muhalif olarak vakıfın yani vakıf bırak, bırak, bir hukukçu kimliğiyle söylüyorum bunları. Vakıf bırakanın Mirasçıları dahi daha sonra ortaya çıkıp, evet bizim babamız, dedemiz, büyük dedemiz biz böyle bir yer diyemez. bıraktı ama biz vazgeçtik, hayır efendim burayı vakıflıktan çıkartacağız diyemez. Ayrıca hani sayın... E, şey söyleyelim, bu sadece buraya öz özel değil, bu vak vakıf olmasının gerektirdiği şart. Aynen tam da orayı söylüyordum. E, bu bütün vak vakfiyelerde böyledir keşke aklıma gelseydi. Daha doğrusu evde değildim. Yani bugün evden gelmiyorum. Hoş geldin. Mesela kütüphanemde Kanuni kanun Sultan Süleyman Han'ın su vakfiyesi vardır. Hmm. Bu zannederim Kültür Bakanlığı'nda sat. Merak edenler de alabilirler. Orada da şartlar yani tarihi vakfiyelerde bunlar vardır ve bir de hani e, Sayın Erbaş'ın işaret etmek isteyip de pek şey yapamadığı. Evet, evet yani, yani. E, Evet bir de o, o kısmı vardır. E, her neyse yani e, toparlıyorum arkadaşların da söz haklarına e, çok vaktimiz var bu ilan gece, etmiş uzun. olmayı. <laughs> e, yani biz biz Mesut ve Bahtiyarız bir hak yerini bulduğu için. doğru. Bakınız yani şimdi şunu teslim etmek icap etmez mi? Bu iktidar döneminde bu iktidar döneminde daha evvel hukuksuz bir şekilde azınlık vakıfları azınlıkların elinden alınmıştı. Bunlar verildi doğru. mi? Verildi. Şimdi e, şurada demir kilise var değil mi? Haliç'in kenarında. Daha yeni şurada açtı. Şurada 5 kilometre yoktur herhalde değil evet. mi? Burayı kim yaptı? Kim tamir etti? Bu, Aslında bunu kim yaptı? Başbakan da geldi değil mi onun açılışına? Evet. Doğru. Bulgar Beraber Başbakan aşırılar. da geldi. E, ortak açıldı. Efendim bakın şu var. Ee, bizim bir imparatorluk geçmişimiz Şimdi var. Şimdi daha yeni açıldı işte. Evet. Şeydeki. Bizim bir imparatorluk geçmişimiz var. Bu imparatorluk mazimizde hükümdar ki devrin ismiyle ya sultan ya padişah denir. Hükümdar e, Hakan, Türklerin Hakan'ıdır. Bütün Müslümanların Türkler dahil halifesidir. Ve devleti Ali Osman topraklarında, Memaliki Şahane'de yaşayan bütün tebanın, bugünkü ifadeyle vatandaşların hepsinin de hükümdarıdır. Bende öyle e, ferman özetleri varken, yani fermanlar var ki, Okuyan der ki ya bu padişah Hristiyanmış kardeşim bunu ne Müslüman halifelikte falan alakası yok. Yanıltıcı olan şu o padişah evet Müslüman'ın halifesi ama o teb'anın da hükümdarı, Doğru. onun kilisesi, Ona şapeli, sinagogu yıkıldıysa, akıyorsa, tamire muhtaç ise onu da hükümdar aynen yapılması için emredecektir. Yılmaz Özturan'ın tarih kitabına merak eden bakabilir ansiklopedisine. Ansiklopedi diyorum. E, tarih külliyatına bakabilir. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han bu tabi e, merhum Yılmaz Öztürk'ün kendi kafasının mahsulü değil. Nakli e, dile getirmekte. E, İstanbul'un fethinden sonra aldığı unvanlardan biri de Şarkı Roma hükümdarıdır. Tabii. Yani Roma'nın devam eden hükümdarı benim aynı zamanda padişahımdır. Kayser. Bunlar Kayser'dir. Bunlar bilinmeden bir yer fethedilince oranın yüzde kaçının hükümdarlık hakkı olarak fetheden hükümdara verileceği bilinmeden, yani bir yer gelindi, haydi kılıçları çekelim, hücum edelim, yıkalım, fethedelim değil. Evvela teslim olması teklif ediliyor. Müslüman olması teklif ediliyor, teklif, e, teslim olması teklif ediliyor. Bunlar olmadıktan sonra en son, sonra. son şart olarak zorla oraya giriliyor. Zorla Peki. girildiğinde orada ganimet yapma hakkı vardır ki Fatih müsaade Şahsen, etmemiştir. ganimete. Şahsen. Ganimete müsaade etmiştir ama ama fethedilen yerden e, mülk edinme kılıç hakkı. Bu ikinci Dünya Harbi'ne kadar da bu kılıç hakkı aynen tanınıyordu. Peki şu mülkiyet meselesini Mücahit birinciye soracağım Mücahit birinci Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş Bu mülkiyet meselesi ilk günden beri çok konuşuluyor hatta şöyle e, yani az önce Rahimler çok e, nefis anlattı fakat o arada insanlar diyorlar ki yani biz ibadethaneleri dönüştürmüyoruz bizim hani böyle bir alışkanlığımız yok ama işte tam da Rahimler'in bahsettiği sizden de detayını ar arz edeceğim o mülkiyet meselesi e, ona imkan tanıyor değil mi? Değil mi? Ya Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bunu istediği gibi tasarrufta bulunma imkanı tanıyor doğru mu? Evet. Ben öncelikle vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. E, tüm İslam alemine kutlu olsun. E, memleketimize vatandaşlarımıza İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Abi, inşallah. Kestikleri kurbanlar, e, inşallah binekleri olur e, öteki dünyada sırat köprüsünü geçerken. Şimdi e, beyan buyurduğunuz gibi bu mülkiyet meselesi önemli. Yani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde ki aşkıdır. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyen sultandır. Dolayısıyla İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in aşkıdır ve İstanbul'u fethetmesinde de bir aşk daha vardır. Aşk içinde bir sevda daha vardır. O sevda nedir? Ayasofya'dır. Ee, ey Ayasofya beni bir nefeste içine çek, kubbelerinde fırlat diyen e, zattır sultanımız. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han e, İstanbul'u fethederken tabii e, çeşitli motivasyonlarla bunu yapmıştır. Birçok motivasyon var. Bunun içinde siyasi, siyaset var, bunun içinde konjöktürel durum var, devrin şartları var. Bunun içinde Peygamber Efendimiz'in hadisinin motivasyonu var. E, hepsi birden bir hülasadır Ve Sultan Mehmet Han netice itibariyle... Babasından gelen şey de var. Tabii yani, tabii. tabii, tabii. E, yarım kalmış i̇spat, işin tamamlanması. Öyle, aynen öyle. Mı? Bir de sultanlığını ispat vardır. Sultanlığını ispat. O da orada değil mi? O zamana kadar güvenilmeyen bir padişah. Diyorlar ki çok genç diyorlar. Yani sadrazamı düşünün arkasından iş çeviriyor Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Fatih Sultan Mehmet Han bunlara rağmen... Bunlara rağmen o başka yük... bir sadrazam aslında yol yürümeyi tercih ediyor. Bütün bunlara rağmen Fatih Sultan Mehmet Han çizgisinden en ufak sapmadan, hedefleyerek, hedeflediği noktaya ulaşan zattır. Ve Türk e, dün, Türk tarihinin en büyük e, liderlerinden birisidir. Tartışmasızdır bu ve en ciddi marşallerinden birisidir. Dolayısıyla e, ve en önce... entelektüel Evet, kesinlikle. Olur. Yani İstanbul'un fethini sadece işte kılıca bağlarsak, sadece şahi topuna bağlarsak, sadece Gemilerin karadan yürütülmesine bağlarsak bakın ne kadar mükemmel olaylar bunlar. Ne kadar teknolojisi ileri olaylar fakat Zekici. sadece bu değil evet. Mesele sadece bu değil. Mesele oradaki fetih ruhunu kavramaktır. Ki o fetih ruhu şudur. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra ilk ziyaret ettiği yer Ayasofya'dır. Ayasofya'nın içinde o zamanın o dönemin halkı ve fakirlikten bitap düşmüş. İstanbul yıkılmış, Latin işgalinden Hı -hı. çıkmış bir İstanbul düşünün. Yani İstanbul öyle mamur, e, dört başı mamur bir yer falan değil. İstanbul denilen yeri hepimiz biliyoruz. Sur içi ve Galata. Galata'da bir azınlık var. İşte Ceneviz. Cenevizler evet. var. Şimdi bu sur içindeki... Onlar da bezmiş ki aynen hepsi. Fatih Sultan Mehmet yani, Han'a destek oluyorlar Latin, ya da şey yapıyorlar. Latin serpuşu görmektense Türk sarısı görmeyi tercih ederim demişlerdir doğru, bunlar. Doğru. Tamam. Dolayısıyla e, fethi bu e, minvalde ele almamız lazım. Yani böyle bir kılıç sadece kılıçla değil. Evet kılıç da önemlidir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi hocam diyor ki kılıcın da aklını unutmayın diyor. Evet. Bunu unutmuyoruz fakat fetih bir gönül fethidir aynı zamanda. Ve daha önemlisi gönüldür. Bir şeye giriyor Ayasofya'ya giriyor. Ayasofya'ya girdikten sonra da e, ne yapıyor Ayasofya'da? Diyor ki sizin vicdan özgürlüğünüz, din özgürlüğünüz, ibadet özgürlüğünüz benim teminatımda diyor. O zaman en büyük teminat anayasa yok. Öyle bir kaide e, temel, rasyonel temel. Ne rasyonel temel? işte o, o dönemde rasyonel temel. Devletin rasyonel temel aldığı nokta Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu temele göre diyor ki sizin vicdan özgürlüğünüz, din özgürlüğünüz benim teminatım altında diyor ve dediğini yapıyor hocam. Yani ondan sonra gelen padişahlar da bu noktada dediklerini yapıyorlar. İşte o yüzden biraz önce imparatorluk bakiyesi vurgusu çok önemli. Şu anda bizde de özellikle 2002 yılından bu yana iktidarımız AK Parti iktidarı döneminde özellikle 2002 yılından bu yana o noktada çok ciddi hassasiyet gösteriliyor. Bakın şeyi mülkiyet meselesine çok kısa değineceğim. Açıktır yani. Kim yani mülkiyet kimindir Allah aşkına yani? Hani Ayasofya'da ha, hocam özür dilerim diyorlar ya. Evet. Yani hani biz bir işte yeri fethettik. Sonra oranın en büyük kilisesini camiye çevirdik. Bu, bu kadar basit özetlenecek. Çünkü öyle olduğu <laughs> zaman dinen karşı çıkanlar oluyor buna. Biz niye evet. kiliseleri camiye çeviriyoruz kardeşim diyenler oluyor. Şöyle. Oysa oradaki e, tasarruf başka o yüzden tabii, açtım Şimdi okulayı. şu e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mülküdür. Ayasofya. Kaiser olduğu için az önce kaiser dediniz ya, Yani kaiser evet. Cermencesi kaiser ve eee İtalyancası Doğu da Latincesi de sezar. Evet. Doğu Roma'nın da başına Doğu Roma'nın da imparatoru. Doğu Roma'nın imparatoru. Ya oradaki imparatorun malı için hatta Büyükü... hatta şöyle. Roma imparatoru olarak kendini şey yapıyor. E, Roma imparatoru olarak ünvanı alıyor. Sezardır. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han. Aynı zamanda Osmanlı sultanıdır, aynı zamanda Sezardır. Dolayısıyla e, o tebaanın da sultanıdır artık Bizans tebaasının da ve Bizans kültürünü öteleyici ve iteleyici bir entelektüel yapısı yoktur. Çok ciddi bir entelektüel yapısı vardır ve o kültürlerin tamamını hemhal etmiştir. Osmanlı medeniyetinde tamamı hemhal olmuştur onların. Doğru. Dolayısıyla işte bu e, her zaman söylüyorum. Diyorum ki ya Ayasofya hakkında konuşurken Ayasofya'da en ciddi ve büyük söz sahibi olan kimdir? Tartışmasız Fatih Sultan Mehmet Han'dır ya. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın namesi ne diyorsa bir susalım ona bakalım yani değil mi ay, yani? Tabi tabii yani bırakın da bak, bırakın da vakıf senedine bakalım. Yani Danıştay bırakın da vakıf senedine baksın yani başka ne tarafa bakacak? Vakıf senedine bakacak tabii. E dolayısıyla bu mülkiyet hakkı o kadar nettir ki burada bir tartışma falan yoktur. Yani bu bir önceki imparatorun mülkü aynen. Fatih Sultan Mehmet'in mülkü olmuştur. Bu mülk hiçbir döneminde tartışılmamıştır. Türk devletinin cumhuriyet dahil Fatih Sultan Mehmet Han'ın mülkü olduğu gerçeği Hiçbir dönemde tartışılmamıştır. Bu nettir yani. Bugünçü Fazla... kadar. Hiç. Ya bugünkü kadar. Bravo. Çok doğru. Yani inanılmaz bir şey. E, dolayısıyla evet. Dolayısıyla e, şu anda biz e, bu danıştay kararı ile birlikte danıştaydaki e, değerli hakimlerin kararları ile birlikte ve e, ondan daha önemlisi bu e, siyasi atmosferle birlikte. Bakın daha önemlisi odur. Şimdi bazen atıflar yapılıyor da işte danıştay kararı. Elbette danıştay bir karar verdi. Ama Oradaki siyasi irade kimin iradesidir siyasi irade? Yani bu karar rahatlatan, bu karara gelecek, Türkiye'ye gelecek saldırılara göğüsleyecek olan, bunun siyasi bedelini ödeyecek olan, bunun siyasi faydasını da görecek olan çok doğaldır bu. Dolayısıyla bu... Ama işte şeyde yani saldırılara tab da... Tabii göğüs gelecek göğüsle olan, göğüsle da, göğüsle. Da, önemlisi odur saldırılara tamam. göğüs gelecek. Kimdir? Siyasi, iktidar, siyasi iktidardır ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla işte onu gölgelemeye çalışarak, onu ikinci plana iterek bu, bunu anlamamız mümkün değildir bu, bu durumu. Şimdi e, bakın daha akla yakın bir şey söyleyeyim. E, her zaman diyorduk ya devletin erkleri arasında e, uygun bir çalışma sistemi devleti ileri götürür. Ve yapıyı ve sistemi ileri götürür. Ya şimdi bir de şöyle bakalım mesele. Diyorlar ya işte Danıştay kararı işte daha önce neden bakanlar kurulu kararıyla alınabilirdi neden alınmadı gibi bir süre A4, var. A4 diyor ya yani. Meral Akşener bir A4'e imzası, imzası şimdi, olurdu yani. Şimdi mesele şudur bakın. Devletin erkleri arasındaki uyumu Harmoniyi neden yadırgıyoruz? Bir de o taraftan bakalım neden öyle değerlendiriyoruz? Hayır mücadele şu, şu değil midir? Yani mesela bugün bir A4'e hakikaten de doğru diyelim ki Vaktin Bakanlar Kulu kararının bugünkü karşılığı Cumhurbaşkanlığı karar vermesidir. Evet hakikaten de Tayyip Erdoğan bugün bir e, A4'e bunu yazsaydı olurdu. Ama şunu düşünmüş olabilir mi? E, Tayyip Erdoğan'dan sonraki bir e, başkan da yeni bir A4 çıkartır. O da başka bir şey e, yazar o zaman yani. Birçok bu biridir mülazalardan evet. geleceğe matuf mülazalardan biridir. Birçok ıı, çekincesi olabilir bu noktada. E, fakat bir şey söyleyeyim, çok net bir şey söyleyeyim. Benim de kanaatim e, o işte o A4'te yazılması değildir. Hukuk devleti diyoruz ya, vurgu yapıyoruz ya, hukuk devletine. Tam da hukuk devleti işlemiştir burada işte. Yani hukuk devletin işlemesinin eleştirilmesini ben çok yadırgıyorum açıkçası. Yani işlemiştir. Aynen öyle. Yürütme ile yasamanın eş güdümlü çalışmasını, herkesin kendi vazifesini ifade etmesinin bu kadar yadırganmasını ben anlamış değilim açıkçası. Ya bunu talep etmiyor muydunuz? Bak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme ve yasama nasıl uygun birbirine uygun bir şekilde harmonik bir şekilde çalışıyor. Niye bunu yadırgıyoruz? Bence bu bir ortak çalışmadır. Fakat asıl olan siyasi iradedir. Bakın kimse hayal satmaya çalışmasın vatandaşlarımıza. Burada kimin iradesinin bu zemini sağladığını, bu zemini oluşturduğunu hep beraber görüyoruz. Onun için adeta biraz da zeka ile dalga geçmek gibi oluyor. Hani yani biraz da bizim yaptığımızda malumu ilan etmek zorunda kalmak gibi oluyor açıkçası. Dolayısıyla olay nettir, bellidir. Vatandaşlarımız hayırlı uğurlu olsun. Bugün de bayram namazı kılındı orada. Ya bundan evet, büyük yani. mutluluk yok ki. Çok aynen, büyük mutluluk. Aynen. Peki Profesör gerçekten. Ahmet Akın, evet. bayram namazından evet. devam edelim. Birazdan şu şey evet. meselesine geleceğiz. Yani e, Diyanet İşleri şey Başkanı'nın e, kılıçlı e, hutbesi meselesine ayrıca gireceğiz ama şu bayram namazını gördünüz neyse. Evet. Ne gerçekten Ayasofya'ya ben açıldıktan sonra cami olarak yedi kere gittim. Öyle mi? <gülüyor> evet <gülüyor> yani gün gece yani. gündüz geceler de açık biliyorsunuz 24 saat yani. Her gittiğimde gerçekten Nasıl yani diye. o mahzun hep böyle zincirler kırılsın ee, Rahim abi az önce söyledi Ayasofya açılsın hep o şeylerle tabii... Müjahid birinci de her gün o, o temelin dile getirdiği bir evde yetişmiş büyümüş bir Allah, e, adam aynı zamanda evet, yani babasının yani Şimdi o kadar e, bir şey bir mabet ki e, e, ne diyelim çok böyle gizemli hala birçok şifresi e, çözülememiş ve gerçekten bizim olan bir yerdi e, İslam kültürünü Türk İslam kültürüne ait bir mabetti. ama 1934'ten beri işte yaklaşık 86 yıldır Kapalıydı. Açık diyenler var işte. Açıktı kardeşim gidip kılabiliyordunuz namaz. Yani o namaz kıldığımız yer hünkar mahfiline giden bir depo gibi bir yer herhalde. Yani dışında çok... bir de Ayasofya dışında, dışında bir tabii Yani Ben yine geçen de baktım. Ayasofya'ya alakası yok abi. Onu söylüyorlar bize. Evet, Orada işte yaz. Yani Hı. o gerçekten e, bir akıl tutulması onu söylemek. E, şimdi neden açıldı? Nasıl açıldı? Bunlar hep konuşulur ama toplum çok benimsedi. Ben Asıl bunu söylemek istiyorum. Yani gittiğimde, her gittiğimde inanılmaz kanabalık. Ve ben gece özellikle daha sakin olsun, biraz daha böyle o deruni havayı da hissedeyim diye. Ama bir türlü o sakin ana denk iki de gidiyorum, gene öyle. Ne zaman giderseniz gidin. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de ''Belletün tayyibe'' diye bir e, ayet-i kerimede bir atıf var. Ebced hesabına göre 857 Hicri ve e, İstanbul'un fethine denk geldi yazılıp çizilir. İstanbul'un fethinin e, nişanesi, sembolü de Ayasofya'dır. Hmm. Bunu nasıl yaptık? Yani bu gün nasıl açabildik burayı? Bir yıl önce, iki yıl önce işte i̇ha yaptık. Libya'ya artık başak diyoruz, e, mavi vatan. E, Suriye'de Trump tweet atıyordu, ekonominizi mahvedeceğim, hiçbir şey olmadı, baktık ki o oluyor. İşte Azerbaycan, Ermenistan saldırıyor Azerbaycan'a. İHA'ları göndeririz diyor. Ermenistan diyor ki korkuyoruz. Gerçekten yapabilirler. Bugün F-16 gönderdik. Oraya. Yani Allah'a şükür. O gücü, o... Tabii sen yani, Ermenistan gibi görmeyin orayı. Ermenistan'ın arkasında kim varsa o yani. E, politik psikoloji Salgını iyi yönetmemiz ve salgın malzemeleri. Salgındaki gücümüz. Yok, salgın iki ülkesine şey yani. Yani, biz. zayıf, Dünyada bizi en tepeye değil mi evet, Rahim abi çıkarttı? Evet. Şeyi çok önemli. Zayit kast. Zamanın o uygunluğu, ruhu. ruhu, oturması yani bir yıl önce açılsa belki yine şey yapılırdı ama işte Yunanistan üzülüyor. Türkiye'de de üzülenler var herhalde. <laughs> Yunanistan'la aynı şeyi hissedenler. Çanlar orada çalındı, matem çalındı. Çok enteresan bir şey sorabilir miyim hocam? Yani evet. benim gözlemim yani sizin bilimsel bir veri var mı bilmiyorum ama benim gözlemim az önce ifade ettiğiniz ya tıpkı Yunanistan'daki gibi düşünenler de diye Enteresan bir şekilde Türkiye'deki bazı çevrelerden gelen direnç ve defansı ne Yunanistan'da <laughs> ne Rusya'da ne işte başka bir takım yerlerde ben görmedim bil. yani yani hakikaten çıkıyor mesela bir bir, bir cizvit papas çıkıyor diyor ki ya ben bu papayı da anlamıyorum diyor yani bu papa diyor işte müze olarak kalmasından daha memnun olurdu bak ne güzel insan ibadet yapıyor orada falan diyor mesela bir işte e, Yunan rahip çıkıyor diyor ki ya e, suçlamayın kimseyi diyor. Bu adamlar zaten diyor işte e, kiliseden değil müzeden cami Biz daha burayı. çok memnun oluruz diyor şimdi, Alman bir evet, e, filozof. Şimdi ben buraya bakıyorum burada ağlıyorlar. Yani Yunanistan'da ağlanmadığı kadar Rusya'da ağlar. Rusya ilk günden beri zaten diyor ki iç işleriz. Rusya bir tepki yaptı sonra iç işidir. Karışmayın. Benim dedi. ziyaretime izin verecek misin dedi. Ee, evet. Sayın Erdoğan da dedi ki elbette her zaman ziyareti açık. Bitti. tartışma evet, orada kapandı. Evet. Ama Türkiye'deki defans Türkiye'deki direnç bir, bir acayip yani. Ben şöyle söyleyeyim. Oraya biz Nedim abiyle gittik Şener'le. Hmm. Beraberdik. Yan yanaydık hatta resimlerde. Ee, nasıl saldırıyorlar ona da? Nasıl saldırıyorlar? Yani bu turnusel kağıdı gibi. Belki bizim gitmemiz çok hani bir şey şey yapmıyor, ifade etmiyor ama orada Nedim Bey'in olması hakikaten böyle bir karşı tarafın o şizofrenliğini, o akıl tutulmasını yani artık bir de sakal bırakırsın falan diye Sırf oraya gitti. Dediği de şu, e, ruhlar orada bütünleşti. Gerçekten manevi bir atmosfer vardı açılış günü. Ve e, Yeni ben Yeniçeri, Yeniçeri, Yeniçeri gibi hissediyorum dedi. Ya bunu bir Türk'ün, Müslüman Türk'ün ne diyecek? Ben kendimi şövalye gibi mi hissediyorum diyecek? veya ne bileyim <laughs> yani. Adam gerçekten içindeki o e, milli manevi duyguyu e, ortaya çıkarmış. Şey bir kelime kullanmış. Hocam yani, orada, orada şu mu? Tam da e, sizin işte yani... E ee, kendi bilim dalınıza e, hitaben soruyorum. Acaba Ayasofya için daha görece seküler çevrelerden destek gelebileceğine inanmıyorlar mıydı? Nedim, mesela evet. hani benzer bir işte diyelim ki e, da, daha muhafazakar bir yazar böyle bir şey söyleseydi belki haber bile olmayacaktı ama nedim Şener kendimi burada Yeniçeri gibi hissediyorum deyince bir anda bir travma geçirdi insanlar. Ya seküler çevrelerde ...nasıl böyle bir motivasyon olabilir diye öyle midir hocam hocam? Evet. Ya yani şimdi aslında onlar kendi tabanlarını da tanımıyor. Yani çok ilginç. Ben CHP'den de bilmiyorum. Büyük kahir ekseriyet açılsın der. Yani en azından Karşı milli olarak bakar evet. soruyor, ya. Biz kardeşim. Anketler onu gösteriyor. Evet yani, yani Yunanistan bize ne karıştırıyor. Yanlış anlamışlar galiba yani. Tanımıyorlar onlar. işte yani bu topluma. Ayasofya'nın kilise olmasını isterler zannediyorlar. Bu kadar uzak insanlar. Yani. Gerçekten öyle. Şimdi... Ben Yunanistan, Balkanlara çok sık gidiyorum. Kendi aracımla da gidiyorum. Özellikle mahalle mahalle, şehir şehir, semt semt gezmeye de özen gösteriyorum. O ara şeyleri yakalamaya çalışıyorum. Son gittiğimde Kavala'da bir şey gördüm. Tabela. Konstantinopolis 460 kilometre yazıyor. Yani ya yani aynen şunun gibi biz Eminönü meydanına veya Sultanahmet meydanına işte Kavala 460 koymuşuz. Millete ki bu ne kardeşim? <laughs> ne yani. <laughs> bu nasıl bir kompleks? <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten <gülüyor> o <gülüyor> şeyin oraya, o su kemerinin oraya onu görünce e, dedim bu şey bitmeyecek. Tabii içerideki yansımaları, içerideki türevleri, içerideki içimizdeki Yunanlılar diyor <laughs> Nedim abi. Yani bu kolay kolay atlatabilecekleri bir travma değil. Tabii şunu hesaba katmıyorlardı. Şimdi siyah seçim malzemesi vesaire dediler bunu Cumhurbaşkanımızın açacağı zaman veya açmasından önce. Ama açacağını hiç hesaba katmıyorlardı. Açınca gerçekten böyle bir abondene. Mücahit, Mücahit az önce dedi ya. Şey yani, oldular, ters oldular. Hukuk işledi. Yani hani senelerdir devam eden yargısal süreç tamamlandı yani aslında. Orada Abdurrahman Hoca'nın güzel bir lafı var. Aslında hani biraz belki tehlikeli sular burası ama Fuzuli Şagil e, hocalarım daha iyi. Yani Türkiye Cumhuriyeti o mabedi kili vakf e, senedine aykırı bir şekilde müzeye çevirerek aslında orada bir e, gereksiz kullanım e, amacına aykırı bir kullanım e, durumuna geçmiş oldu. Tabii şimdi anakronizm yapmamak lazım. Yani o, o zamanın şartları. şartları. Yani asla Cumhurbaşkanımız da yapmadı. işte Diyanet İşleri Başkanlığı'na sonra hiç konuşacağız. Saldırıyorlar hiç. Şimdi Çok bir güzel bir milli manevi bütünleşme oldu. E, zaten yani oranın da yani o oranın camiydi orası ve Baktığımızda o tarihi kökeninden hiçbir şey kaybetmemiş. O freskler, mozaikler tamamıyla duruyor. Şimdi de öyle. Ahmet hocam bir şey mi? Şey gibi yapmamışız yani e, İspanya'daki Yine İspanya'sı, e, Atina'da şu e, anda az önce Kurtuba, Kurtuba gibi yapmamışız. Atina'da e, yani cami cami yok, Selanik'te cami yok. Başka bir şey. 86 yıl hani bize çok uzun görünüyor ama gözümüze. Yani aslında hani Türk bizimki gibi yani binlerce yıllık medeniyeti ve tarihi olan ...binlerce yıl tarihi olan medeniyetlerde... ...86 yıl bir şey de değil aslında. Göz aç kapa. Değil mi? Değil bir de. şey değil aslında yani. hani Bir asır bile değil. Değil. yani Kapandığını ve açıldığını gören var hayatta. Ama şey yani? gibi hocam. Yani yoğun bakımda 3 gün kalınca... E ...ne kadar ağır geliyorsa o travma her günü gününden geçip... Tarihimize evet. baktığımız zaman yani binlerce yıllık... ...mesela e, kaç yüz 500 yıl değil mi? Tabii. Orada protokol cami tabii olarak. Tabii tabii. Değil mi? Hizmet ver... Yani hizmet verdi cami olduğu süreye baktığımız zaman kapalı kapalı kaldığı süre hani hakikaten ya bir de şey değil yani. Bir de şey nas değil ki yani Bakanlar Kurulu kararı var orada. Dolayısıyla bu bir nas değil. Ben Bakanlar Kurulu kararına baş imzayı atmış o Bakanlar Kurulu'nun başı Reis Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde onu bir nas olarak gördüğü kanaatinde değilim açıkçası. Yani dönemin şartlarını Zeitgeist dedi ya yani zamanın ruhu. Dönemin şartlarını zamanın ruhuna uygun bir şekilde e, o zamana göre yorumlayabilmek lazım işte onu. Yani dili öyle kurmak lazım. Şu geliyor açıkçası. Bakla, O doğru e, olabilir e, mi? Mesela, mesela Montreya iki sene var değil mi? Mont, aynen Montreux aynen. Yani orada orada bak, bakın. Belki, ben bir şey söyleyeyim. De, ya belki de mesela hani, hani zamanın ruhu evet. dedik madem hani zaten de hani herkes masadaki herkesle ittifak ediyor. E, vaktin karar vericileriyle ilgili olarak kimse kırıcı bir dil kullanmış değil. Onu değil. birazdan daha değil. detaylandıracağız ama belki de 1934 Bakanlar Kurulu kararıyla kaybedilmekten kurtuldu Ayasofya Camii. belki de elimizde kalması e, bir sağlandı. Çok evet. Birçok birçok şeyi var. Birçok nerelerde var. Masalara geldi e, bu. Ben ben benim şahsi kanaatim oradaki hareket, oradaki fiil bir din temelli hareket değil. Benim şahsi kanaatim. Hani dine mesafe noktasında bir hareket olduğu kanatla değilim ben. Kendi siyasi kanaatim. bir manevra. E, evet, öyle görüyorum ben. Ve şu anda da mesela e, yaşasaydı Mustafa Kemal Atatürk büyük bir ihtimalle o çok yani o CHP'deki bir takım Sultan Ahmet'le müze olsun laflarını söyleyenlere çok ciddi eleştiriler getirecek kanaatindeyim ben. Tabii. Yani en azından onun şimdi zeki bir lider. Dolayısıyla zeki lider konjektür ve şartları en iyi değerlendiren liderlerden biridir. Mesela aynı şeyi şeyde de görüyoruz. Çok iyi kısa bir parantez açacağım. Evet. Üstatlarıma bırakacağım ondan sonra. Bu hilafet meselesinde de mesela görüyoruz aynı şeyi. Ya e, sayın e, bu şeyler işte hilafet noktasında eleştiri yapanlar bilmem ne itiraz edenler. E, o dergini kapağına itiraz edenler. E, diyoruz ki ilga kanununda. ilga kanununda. Kaldırılmamıştır. E, e, diyor Meclise ki mündemiştir. Gelmiştir. Yani cumhuriyetin ruhunda mündemiştir diyor. Artık hilafet. meclistedir. Dolayısıyla hilafet makamına gerek yoktur diyor. Daha, yani daha cumhuriyetin mana ve mefhumunda mündemiştir diyor. İçine sinmiştir diyor cumhuriyetin tamam. Şimdi. Bu insanlar bunu serbestçe tartışmışken, bakın Mustafa Kemal Atatürk hilafetin kaldırılması noktasında çelişkiliydi. Yani Mustafa Kemal Atatürk halifeli kaldırılsın mı kaldırılmasın mı diye en son bir süre denedi. Şey zaten. En son. Ondan sonra hilafet belli noktalarda Bekledi kullandığı kanatı, kullandığı kullanıldığı kanaati hasıl oldu. İşte Abdülmecit Efendi'nin bir takım e, varyasyonları gibi o düşündü. Onu düşüncesini söylüyor. onun bakış açısıyla. E, dolayısıyla şimdi burada. Arkadaşlar tartıştı. Hatta hilafetin kalkmaması noktasında bazı arkadaşları çok ciddi tabii Kazım şey, tabii çok ciddi telkin ettiler. Yani bak bu kullanılabilir, siyaseten kullanılır. Güçtür bu dediler. Ya Mustafa Kemal Atatürk'ün çok e, istişare mevhumunda konuşabil, serbestçe konuşabildiği bir mevhumu şu anda öcü gibi davranmanın ne manası var ya? Yani hilafet burada siyasi bir mevhumdur. Bir de ne manası var? İkinci kısmı versiyonu da şu. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İlk anayasa, Anayasanın ilk dördü, dört maddesi bellidir. Bunun bu tartışmanın toplumda bir karşılığı yok ki toplumda karşılığı. Yani hmm. e, bu hilafet meselesinin toplumda bir işte hilafete bir özlem gibi bir tabanı yok ki toplumda şu anda o kadar. Aynı, ben her zaman diyorum ki bak romantik bir yaklaşımdır. İslam Birliği noktasında bir yaklaşımdır bu. Türkiye Üstelik Cumhuriyeti Devletinin şey yani belki e, kavramsal olarak hilafet e, ya da böyle bir özlem vesaire yok ama ben mesela e, işte yani hocalarım da sıklıkla gittikleri zaman görüyorlardır. İslam coğrafyalarına, işte e, gerek Arap coğrafyasına gerek Afrika'ya gerek Uzak Asya'ya Mü Müslüman'ın ayak bastığı her toprağa git. Zaten adına ister halife de ister başka bir şey de hiçbir şey demesen de olur. Bravo. Zaten orada neyin ne olduğunu görüyorsun. Mesela bu Mesele ne biliyor musun? Zaten yaşayan dinamik bir şeyden söz ediyoruz. Yani. kudret. Ha, Yani dinamik bir şey. Güçle şeydir. alakalı tabii, bir şeydir. Tabii. Ben gidiyorum Myanmar'da, Patani'de, adam Recep Tayyip Erdoğan diyor bana. E, o kadar yani şey. haritada gösteremezsin yerini. Şimdi istersen bunu burada tartış, ister tartışma. Dinamik bu, bir şeyden söz ediyoruz. Evet, aynen yani. öyle. Bu, bu e, yani olan bir şeydir. Bu sonuçtur, neticedir. Netice nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kudretten, kuvvetten, evet. güçten kaynaklanıyor. Dolayısıyla güç olduktan sonra işte o tartışmalar romantizm oluyor. Rasyonel temellidir. şeyi, nedir? Şeyi hocam, gücü elde lafınıza, etmektir. rasyonel ee... Gücü elde etmektir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti o gücü elde etme noktasına gidiyor. Bakın, ee, bu güçle o, ilgili şey... Atatürk De, Atatürk de işte muhasır medeniyet seviyesinin üstünü işaret ederek, bak diyor ki, hilafet diyor, cumhuriyette mündemiştir diyor, cumhuriyetin ruhunda. Bravo. bu bir. Evet. İki, muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkın diye hedef koyuyor. Tamam evet. Şimdi biz bunu nerede görüyoruz? 2023 hedeflerinde görüyoruz işte. Bakın muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefinin noktasını 2020 hedeflerine hedeflerinde. ama B abi, o kadar Trump, da, Trump, yani şimdi meselenin özü çözülmüş aslında. Dolayısıyla e, o tartışmaların ben işte e, ümmetliliği romantizmi diyorum ya işte o olabilir ümmet birliği romantizmine kaynaklıdır. Fakat buna işte bu suçtur, işte bu öcüdür böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil ki ya yani Mustafa Kemal Atatürk kadar eee serbest istişareyi yapın ya. Yani açık olun yani bu, bu e, şeylere, ta, bu tartışmalara. Yani bunun öcü gibi göstermenin öcü olduğunu e, lanse etmenin bunun bir tehdit tehlike olduğunu lanse etmenin manası yok ki. Öyle bir tehdit tehlike yok ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bellidir. Tabanı oturmuştur artık. Kurucu, Orada, oradaki kaygı şudur Kurucular galiba. tabanı koymuştur. Oradaki kaygı Dolayısıyla, Bunun galiba. değişmesi söz konusu değil. Hilafetin... O güçle ilgili Trump Buyurun. geçen e, muha, e, rakibi Biden herhalde Hı? yanlış hatırlamıyorsam diyor ki işte Çin'in başkanı gibi olsun e, Putin gibi olsun ve Erdoğan gibi olsun diyor, aptal olma diyor, sen onlarla baş edemezsin diyor. Yani üç isim sayıyor. Ben acaba arada kesinti falan var mı diye dikkat ettim. Yani 10. sırada Cumhurbaşkanımızı sayıp da öyle bir şey var mı? Üç isim sayıyor. Çin Başkanı Putin Rusya ve, ve Tayyip Erdoğan. Yani o bahsettiğiniz güçün gerçekten dünya tarafından algılandığını da gösteren Birinci ağızdan Trump'ın ağzından çok önemli bir gösterge. Gerçekten doğru. Yani ve bunların aralarında da, bakın, o... işaret edilen zatların aralarında da şey seçilen, demokratik yolla seçili seçile duran evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdır bak. Bu çok Dur. değerli. Doğru. Bu çok en değerlisi bu. Evet. O güçler evet var ama demokratik yolla Tabii canım. seçilen Tabii. kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Bravo. En değerlisi bu. Dur. Onların aralarında da önde yani onu söylüyorum. Peki, ee, şimdi gelelim şu şeye. Kılıç meselesine. E, ve tabii Kılıç'la beraber aslında bu hani halifelik tartışması ya da ilafet tartışması ondan çok ayrı değil. E, Gazi Mustafa Kemal'e lanet okunması iddiası. Nedir şimdi o işin o hikayenin aslı esası. Şimdi deneyim. Ersoy Bey eğer müsaade ederseniz değerli hocalarım temas ettiklerinizde tabii, 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 güzel tabii, tabii, noktalar buyurun, buyurun. var. Buyurun buyurun. Tabii, 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 açacağım onlardan. Tabii. Şimdi e, hocam dediler ki Fatih'in aşkı güzel bir tabir. Herkesin bir aşkı var Fatih'in de bir aşkı var. Şimdi bunu şöyle Değil, biz de. çıktığımız birçok televizyonda izah ettik, yazılarımızda dile getirdik. Şudur. Eğer eğer sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, İstanbul'un fethedilmesine dair o malum ve mübarek hadisleri mevzu bahis olmasaydı, böyle bir işaret buyurmasalardı. Yüzde bin hakikat şu ki. Ee, Fatih'in gündeminde belki de İstanbul'u almak diye bir şey olmayacaktı. Yani böyle bir şey gündeminde... En büyük motivasyon odur diyorsunuz yani. Evet. Aynen. Ee, olmayacaktı. Peki, peki ee, o hadisi şerifte buyurulan işte güzel, kom güzel emir, güzel emir ve güzel asker o çerçeveye girebilmek o çerçeveye girebilmek o ebedi saadeti yak yakalayabilmek aşkına e Müslüman Araplardan 9 sefer Müslüman Türklerden 4 sefer yapıldı ve Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu İstanbul'u fethetmek. Pekala Peygamber Efendimiz biraz e, fikir yürütelim. Peygamber Efendimiz niçin buranın fethedilmesini işaret buyurdular? Yani Peygamber Efendimiz, Peygamberler Peygamber, o şanlı Peygamber acaba Haliç için mi Boğaz için mi, Çamlıca Tepesi için mi, Kız Kulesi için mi, Galata Kulesi için mi, Çemberli Taş için mi, Kız Taşı için mi, Surlar için mi İstanbul'un fethedilmesini Bravo. işaret buyurdular. Ne cevabı? Sevgili Peygamberimiz bunun fethedilmesini Ayasofya için işaret buyurdular. Bu sebeple Ayasofya Müslüman Türkün Kızıl Elmasıydı. Doğru topyekün Müslümanın kızıl elmasıydı. Bizden önce de yapılmıştı ama biz burayı biz burayı kızıl elma haline getirdik. Peygamber Ve, Efendimiz İstanbul derken Ayasofya'yı evet, Ayasofya kastediyorlardı. Evet Ayasofya'yı kastediyorlardı. Ayasofya'yı kastediyor. Yani kastedilen budur. Bundan dolayı Ayasofya dört duvar, dört minare bir kubbeden ibaret bir yer değildir. Bizim kızıl elmamızdır. Bizim kı yani başlangıçta burası ibadete açılsın Şeyde, diye. Şeyde özür dilerim yani belki araya, gireceğim. gideceğim. Ebu Ensari Hazretleri de e, fetih gerçekleşemeyeceğini anlayınca hiç değilse Ayasofya'da iki rekat namaz kılayım dedikten sonra sur dibinde şeyi şehit edildi. Şehit oldu. Değil evet. Mi yani? evet. E, bu sebeple e, geldiler e, buralara buralara kadar. E, onun için bunun bunun e, farkında olmak lazım. E, İstanbul'un fethedilmesini, Konstantiniyye'nin fethedilmesini Peygamber Aleyhisselam'ın işaret buyurmasındaki sebep, sebep ve hikmet Ayasofya'dır. Biz açılsın burası, ibadeti açılsın derken evvela, evvela muhalif dostlarımız zannettiler ki, zannettiler ki bura cami ihtiyacından dolayı söyleniyor. Dedik ki, aynen şunu ifade ettik bu ekranlarda, yazılarımızda. Dedik ki, Ayasofya'yı merkez alarak bir daire çizelim. Bu daire 1 kilometrelik olsun, 500 metrelik olsa her neyse. Buraya en az 50 tane cami sığar. Sultanahmet semtinin de, Firuz. Fatih ilçesinin de, İstanbul'un da cami ihtiyacı yoktur. Belki fazlalık bile vardır. Bura cami ihtiyacından değil, bir hak yerini bulsun diye buranın bir sahibi vardır. Bu mülk sahibine iade olsun maksadıyla bunu istemekteyiz ve meselenin bu kızıl elma tarafını e, dile getirdik. Demin hocam yine hani orası çok kapalı geçti çünkü bilenler anlar değerli seyircilerimizin vakfı olmayanlar olabilir. Hani kılıcın hakkı da unutulmasın dedi ya Fatih Hı. şimdi e, İstanbul fethedildi e, hoca efendiler var değerli alimler var. E, bunlardan bazıları işte e, dua ettik, e, fethedildi gibi evet. kendi açılarından e, doğru, gerçek <laughs> dikkate fethedildi. Evet. O sırada Fatih Sultan Mehmet Han da eli ka, kılıcının e, kabzasında e, ağzınıza sabeyan söylüyorum. Ağzınıza sağlık. iyi yaptınız ama kılıcın da hakkını unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Fili, kılıcın da fiili fiili dua işte. var evet. orada. Hocam fiili dua işte. Fiili dua aynen öyle. Kılıç. Aynen öyle. Fili Şimdi oradan şunlara bağlayacağım siyasi iradeye işaret buyurdu hocalarım. Dün biz şunu anlattık. Dün yani üç gün önce değil. Dedik ki şunu hatırlanıyor değil mi muhataplarımıza söyledik. Nedir o? 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te o hercümer içinde torununa varıncaya kadar aile efradını uçağa şey dedi, bindirip de Yeşilköy'e indi mi? İndi bu tehlikeyi göze alanın ismi ister Recep Tayyip Erdoğan olsun, iste isterse başka bir kul olsun. Bu bir kahramandır. Bunu daha belinde de başka bir televizyonda söyledim. Şunun farkında olalım ki Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece gösterdiği bu cesaret ile Ayasofya'nın açılmasına dair gösterdiği cesaret farklı değildir. Buna eştir. Hatırlayalım o günlerde açılması mevzu bahis olduğunda dil altından, satır aralığından tehditler savuranlar, tarihçiler, onlar bunlar. Olmadı mı? Dinlemedik mi bunları? Buna rağmen veya şöyle söyleyelim. Hocamın demin dediğini e, tersinden e, bakarak açalım. Aynı Danıştay değerli e, azaları, üyeleri olsaydı, aynı Danıştay iş başında olsaydı, fakat iktidar farklı olsaydı Farklı yapıda, farklı fikriyatta, farklı dünya görüşünde bir iktidar olsaydı acaba, acaba aynı sayın mahkeme bu kararı verir miydi? Şahsen çok şüpheliyiz bunu derken de. Çünkü 6 kere ayırmışlar daha önce. en ufak şekilde e, sorgulamıyorum buna dair. E, altı kere red kararı red var daha kararı önce. Verdi. Çünkü bunun, hocamın da buyurduğu gibi, bunun dünyaya karşı... O şimdi senin mahkemen karar verdi ama Hadi göğüsle. Ama Hadi o Mahkeme meydana çıkıp bir siyasi unsur değil ki dünya karşı akşam yapılan saldırılar, hücumlar, e, hakaretler bunlara ne denecek? İşte bunlara da bunlara da o ülkenin siyasi iradesi, siyasi gücü e, cevap verecektir. E, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil, Dışişleri Bakanımız da, Savunma Bakanımız da ilgili ilgili bakanlarımız da cevap verdiler. Şimdi siz demin dediniz ki, e, hocam da ifade ettiler. Hani ya Yunanistan'dan daha fazla üzülen bizim içimize öyle insanlar değil mi var. Öyle hocam ben yani Doğru. Bu, benim, benimki çıplak gözle yani, bir efendim. Bir görüyor ki değil mi ama evet, yani olabilir. yüz efendim kabul ederiz olmak birlikte. Değerli hocalar kabul edelim Az, ki ama sayarsak Mücahit hocam yani say, sayıyorum ben Yunanistan'dan 3 kişi bağırdıysa İstanbul'dan 5 kişi bağırmış evet, yani. Öyle değil. <laughs> Kabul edelim ki, kabul edelim ki bunların tamamı 10 kişidir. Ve bunları kınıyoruz. Değil mi? Haklıyız. Doğru. Doğru. Kınanmak da hak, kınayanlar da haklı. Ancak, ancak acaba şurada bir şöyle bir kabahatimiz yok mu? Demek ki, demek ki benim marif sistemim, benim milli eğitimim, eğitim sistemim yerli ve milli insan yetiştirme noktasında kusurlu ki Yunanistan gibi düşünebilen ...insanlar bu okullardan çıkar Gidin bu insanlar, anlışanlı diplomaları çok vardır. Ben, ama yani hay, anlışanlı diplomaları vardır bu insanların gidip bakın e, benim benim belki belki ilkokulu zor bitirmiş vatandaşım, Kars'tan, Konya'dan, Hakkari'den, Edirne'den. Herkes aynı okularda okuyor. Bugün Biri, bir şeyler var. Röportaj, röportaj yapıyordu muhabir arkadaşlarımız. Afganistan'dan geldim diyor. Özbekistan'dan geldim diyor. Amerika'dan geldim diyor. Bu şu aşka bakın. Ersoy Bey, bakınız şu cümleyi bir kere bizi takip edenler hatırlayacaklardır, bilirler değerli takipçilerimiz. Ee, biz, biz e, irfan sahibimize diploma, diploma sahibimize irfan veremedik. Evet diploma veriyoruz ama irfandan habersiz yetişiyor insanımız ve böylesi e, sakillikler e, yaşanabiliyor. Evet. Bu e, yine hocalarım işaret ettiler. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Var Hünkar ma var, var. Mahfiline bir temas edeceğim. Çünkü orada orayla alakalı hatıram var. Öyle mi Evet. Öyle mi? Şöyle e, bir gün bir gün bir gün Topkapı Sarayında aşk Nebi diye Mehmet Çebi Bey'in e, tertiplediği bir sergi vardı. Oraya davetliydim. Oraya giderken daha ben hiç gitmemiştim. O su, bilmeyenler için söylüyorum. Sultanahmet Sebil'inin çeşmesinin tam karşısındaki kapıdan girilen kısım Hünkar Mahfili deniyor buraya. Hı hı. Ee, burası 1991 senesinde ibadete açılmıştı. Orada namaz kıldım. Yani, Özal ve Namık Kemal Zeybek. Evet. E, namaz kılıp ondan sonra Topkapı Sarayı'na gideyim dedim. Sergi uzun sürebilir. Zannederim ikindi namazıydı. Girdim fakat bütün samimiyetimle söylüyorum. Müthiş bir şaşkınlığa düştüm. Yani perişan desem yetmez kelime. Mahvolmuş desem yetmez. O kadar e, sefil bir durumda. Mihrap mihrap değil, minber minber değil. Yerdeki e, halılara alnını koyamazsın. Ve öyle perişan bir durum. Neyse namazımı kıldım çıkarken bir beyefendi geldi yanıma tanıdı beni. O kısmın caminin imamıymış. İsmi Yıldıray Şaşi. Şu anda da Fatih'te bir yerde Kur'an-ı Kerim kursunda hocaymış. Kendini tanıttı. Dedi ki ben buranın e, imamıyım. Hocam dedim bu vaziyet ne? Bu ne hal? Aynen şunu söyledi. Dedi ki 28 Şubat ortamı. Müze müdürü çivi çaktırmıyor dedi. O, hünkar mahfiline. Ve bundan dolayı o perişanlıkta. Peki dedi Mesih Ertesi gün Ayasofya Müzesi müdürü o günkü ummanıyla aradım. İsmini hatırlamıyorum. Bilsem de şu an söylemek uygun olmaz. Randevu talep ettim. Verdi. Ve Yıldıray, e Yıldıray Şaşı hocayı da yanıma alarak müze müdürüne gittik. Gerekli şeyleri konuştuk. Ve ben gittim. O ara bizim bir yurt dışına gitme mecburiyetimiz oldu. Birkaç yıl orada ailece kaldık. Dönüşte yine bir şekilde Topkapı Sarayı'na giderken aynı yerde yine namaz kılmak e, durumu oldu. Hünkar mahfiline gittim. Fakat bu defada şaşırdım. Pırıl pırıl. Her şey fevkalade güzel. Fakat yeminle söylüyorum ki daha evvel birinci anlattığım kısmı unutmuşum. Hı. Yine aynı insanla karşılaştık. Yani Yıldır Aşaşı Hoca ile karşılaştık. Ancak şu tarafını hatırladım. Yani hocanın bize bahsettiğinden falan. Dedim hocam çok güzel olmuş maşallah. Fakat lütfen kusura bakmayın bizim de bir emeğimiz bir faydamız olamadı. Aynen şunu söyledi Hocam olur mu dedi. Siz vesile oldunuz dedi. Siz bizi müze müdürüne götürdünüz. Hı. O aldığımız izin ile o imkanla hatta biz Şunları, şunları, şunları da yaptık camiye iyileştirmeye dair. Masrafları da, aynı yine bu ifadeyi kullandı, tesettüre yeni giren bir ablamız karşıladı masrafında Allah. diye. Evet, şimdi e, evet Ayasofya'nın, bitiriyorum, ona sonra sorunuza geleceğim. Ayasofya'nın 24 Temmuz, yani 10 Temmuz 2020'de Danıştay tarafından, iba o İyice 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal etmesi 24 Temmuz 2020'de de burada ilk cuma namazının kılınmasının manası şudur. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu onun ilanıdır bütün dünya dünyaya karşı. Bu derecede bu derecede ciddi bir hadi, ciddi bir hadisedir. Şimdi e, hani hilafet meselesi dediniz ya. Siz çok isabetli bir cümle kullandınız. Hocam destekledi hocam destekledi. Şu güç sahibi olabilmek. 2016 Kasımında Sao Paulo'ya gittik. Maarif Afedersiniz Yunus Emre Vakfı'nın davetiyle. Ne için gittik? Bu FETÖ darbesinin iç yüzünü, ihanetin iç yüzünü anlatabilmek maksadıyla. Brezilya 216 milyon nüfuslu bir memleket. 1 milyonda Müslüman var. Müslümanların da bir cemiyeti var, cemiyetin başkanı var. Ve o gece bir yemek verdiler, tanıştık. E, cemiyet başkanı bizim amca diyeceğimiz belki ileri yaşta bir insan. Bir konuşma yaptı. Dedi ki bizde yemekte o gece biz de sabahlara kadar uyumadık. Bu kadarıyla geçiştirdi. Daha sonra oğullarıyla tanıştım. Oğulları dediğim 45 yaşlarında insanlar ve annelerini anlattılar. Burada da resimleri vardır bu insanların. Annelerini anlattılar bir teyze. O teyze o gece 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'de darbeye teşebbüs edildiğini öğrenince seccadeyi seriyor ve secdeye kapanıyor. Çocuklarına diyor ki oğlum eğer bu darbe muvaffak olursa ben bu secdede ölürüm beni kaldırmayın. Bunu diyen teyze Brezilya'ya uçakla hiç durmadan 13 saatte gidiliyor. 13 saat mesafedeki Brezilya'da Sao Paulo şehrindeki bir teyze belki Türkiye'yi hiç görmemiş. Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonlar dışında tanımamış bir insan Türkiye'de buradaki iktidarın alaşağı edilme teşebbüsüne karşı koyduğu tavır ve oğlu dedi ki bana annem tam 3 saat o secdeden hiç kalkmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Ekranda görülünce geldik. Anne anne kalk. Darbe püskürtüldü. Tayyip Bey ekranda dedik. Şimdi e, Ersoy Bey sorum şu. Sorum şu. Fatih Sultan Mehmet Han o kadar gücüne rağmen halife miydi? Hayır değildi. Hilafete kim getirdi? Torunu Yavuz Sultan Selim Han getirdi. Mısır'dan aldı Doğru. ve İstanbul'a taşıdı. Peki... Peki Fatih Sultan Mehmet Han o gün dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların hakkını koruyor muydu? Koruyordu. Fatih'ten endişe ederek, devrin güçlü Osmanlısından korkarak, Müslümanlara ziyan vermekten bir takım art niyetliler, devletler, topluluklar odur budur. Çekiniyorlar mıydı? Çekiniyorlardı. Pekala bugün hilafet resmen Türkiye'de yok ancak. Ancak bugün Türkiye Arakan'daki Müslümanların derdiyle hem olabiliyor mu? Olabiliyor. Filistin'in haklarını koruyor mu? Dey mi Arap ülkesine rağmen, devletine rağmen koruyor. Bir başka yerde, bir başka Müslümanın başına bir sıkıntı geldiğinde orada sesimizi devlet olarak yükseltip bu insanlar sahipsiz değil. Biz buradayız ve onların yanındayız. Diyebiliyor muyuz? Diyoruz. Öyleyse, öyleyse hilafet ummanı olmuş olmamış çok dert değil. Hilafet siyasi bir müessesedir. Tabii canım doğru. Hilafet imanın bir parçası değildir. Yani imanın yedinci maddesi de hilafet bravo, değildir. Bravo, bravo, bravo. Tamam mı kardeşim benim? Ha benim devletim bakın devrin bir gününde doğrudur, yanlıştır, hatalıdır odur bu ayrı mesele. Ancak bakınız saltanatı lav etmiştir Hilafet işin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsı manevisine mündemiştir. Cümle aynen bu değil mi hocam? Cumhuriyetin ruhu evet. cumhuriyetin manasında diyor. Evet ya o şey, şey yapılmış, evet. latinize edilmiş hali. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsı manevisine mündemiştir. E, diyor. Yani bu Hocam e, çok kısa okuyayım onu. Bak önemli o. He, Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır diyor. Evet. Esasen yani, yani, içindedir diyor zaten. Peki, o, hocam bir daha Mül, okuyun Mül, lütfen ne diyor? Hilafet hümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mülغيmiş olduğundan Evet. evet. Peki, yani Mül, yani Mül, Mül Mül bu Mül devletin bu devletin bu devletin içinde, bu devletin içinde, i̇çinde. varlığını ölçünde kaldığı kaldığı devam, devam edelim. devam edelim. yerden devam edelim. Bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce Erhan Yalvaç'ın haftanın çizgilerini bir gösterelim. E haftanın çizgisi de bu esas mesele. Şimdi ekranlarda işte biri Ayasofya ise diğeri Sultanahmet anladığım kadarıyla. Esas meselemiz bu. Erhan Yalvaç'ı da bir kez daha selamlıyoruz. Haftanın esas mesele çizgileriyle karşımızda oldu. Bir minicik ara, o aranın ardından yeniden buradayız birer aylık. Esas Mesele'ye hepiniz hoş geldiniz yeniden. E, ikinci e, bölümündeyiz Esas Mesele'nin. Tabii biz Ayasofya'yı e, konuşuyor idik. Ayasofya'yı her boyutuyla değerlendirmeye devam ediyorduk. Kaldığımız yer ise Ayasofya cami olarak yine ibadete atın. Açıldıktan sonra başlayan tartışmalar halifelik tartışmasında kalmıştık tam. Ve işte mücahit birinci e, yasa e, yani o ilafetin kaldırılmasıyla da. Evet. Biz kaldırılması diyoruz aslında ama Doğru. kaldırılması değil aslında yani okuduğumuz metinden. Evet. Bir, bir istersen yani televizyonların ihraç anlaşım bir kez daha hatırlatalım. Nedir şimdi, bu hilafet meselesi? Şimdi tabii şöyle bizim üzerinde ısrarla vurguladığımız şey bunun bir serbest tartışma ortamında tartışılması gerektiği, şöyle tartışılması gerektiği onu da söyleyeyim. Yani bazı insanlar bunu eğer fikir özgürlüğü çerçevesinde dile getirmişlerse ve bunu İslam ümmetinin birliği noktasında dile getirmişlerse ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bu bir romantik tavırdır. Yani muhafazakar kesimde, muhafazakar entelektüellerde bu yeni bir şey değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında mevcut ilk dört maddenin değiştirilmesini düşünmez. Dolayısıyla böyle bir Hadi teklif... olalım demektir mi? Tabii tabii tabii. Böyle bir teklif, böyle bir dayatma ve bu teklifi ve dayatmanın toplumu, toplumu karşılığın, toplumda bir karşılığı bulunmamaktadır. Toplum ilk dört maddeyi içine sindirmiştir. Burada içi AK Parti olsun bunda çok hassasiyetle üzerinde durdular. Dediler ki demokratik, layık, sosyal hukuk devleti dediler. Yani burada bir tartışma söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı, Başkanlığı orada, her türlü radikalizme karşıyız dediler. Bravo. Aynen o şekilde düşünüyorum ben de. Fakat burada sanki adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin rejimi tartışılıyor gibi itiraz sergileyince e, o zaman bu tabi bir e, böyle ikircikli ve kirli siyaset olarak algılıyorum ben bunu açıkçası. Yani burada kirli siyaseti yapan e, bu noktada itirazlarını serdederken adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejiminin değiştirilmesi teklif ediliyormuşçasına e, bir takım salvolar yapan Şahıslar aslında burada bir e, provokatif zemini sağlıyorlar gibi düşünüyorum. Çünkü bak net söylüyorum. Toplumda, milletimizde e, meseleler yerli yerine oturmuştur. Bir tartışma yoktur yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin nitelikleri yerli yerindedir. Dimdik ayaktadır Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasıyla, kurumlarıyla. Şimdi şunu söyledik. Dedik ki ben o, o şeyi hemen açayım. E, bu ilga kanun, kanununu diyor ki e, 431 sayılı kanundur bu. Diyor ki ee, hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır. Demek istiyor. Şudur, şudur. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda içindedir diyor zaten. Derc edilmiştir diyor artık. İçindedir. Silmiştir oraya. Dolayısıyla e, hilafet makamına gerek yoktur diyor ayrıyeten. Tamam. Özür dilerim. Bu aynı Lafız... zamanda şu demek. Yani evet. e, şu demek midir daha doğrusu? Bu buradadır. E, bu işte... E bu şartlarda bu şekilde muhafazasının devamın devamını da görüyoruz. Dolayısıyla Mısır'dan da biri çıksa, efendim Suriye Arabistan'dan da biri çıksa, bizdedir. başkası da çıksa bizdedir diyor. Ha yani böyle bir böyle bir şey yoktur. Tabii şimdi onu bir kere yani orada irade şu bakın. Mesela, bir kere saçma sapan sapkın bir takım akımlar işte IŞİD vesaire gibi çıkıyor ben de halifeyim falan. böyle bir şey yoktur. Tamam. O, burada. Şimdi şimdi irade şudur. Diyor ki yani o siyasi kudretten de vazgeçmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu çok net görmüşler. O yüzden kapattım demiyor mu? Tabii. Şimdi o siyasi kuvveti elinde tutuyor. Diyor ki Yavuz Sultan Selim'in siyasi değil, hilafeti mi? getirdiği gibi bizde de şu anda hükümetin ve cumhuriyetin manasında mündemiştir. İçindedir. Türkiye'dedir diyor hala. Mukaddes emanetleri de topladı. Evet. Türkiye'dedir diyor. Dolayısıyla o tekel o haktan vazgeçilmiş bir durum yok açıkçası. Yani bu e, şunu da diyebilirdi Dolayısıyla ya. hilafet kaldırılmıştır şu, değil. Şunu da diyebilirdi. Hilafet mülgadır, bitti. Evet. Başka bir izah gerek yok yani. Hı. Ama bir izah getirmiş. Bakın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların bu kanun da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir izah getirmiş buna. Hocam, Neden mülgadır? Hocam üstelik, çok Bundan mülgadır. Tek başına üstelik cumhuriyet ya da tek başına hükümet de demiş dememiş. Tabii. Cumhuriyet ve hükümet. Tabii tabii yani, hükümet yok, hükümet. Pekiştirmiş. Yani. Şimdi, Yani, tabii tabii çok doğru. Üstatlarımın da demin buyurduğu gibi bunları bu şekilde değerlendirdikten sonra bakın mülgadır değil. Cumhuriyet ve hükümet manasında içindedir lafzını ve o işte muasır medeniyet seviyesi üstüne hedeflemeyi bir araya getirdiğimizde işte güç güç kudret atıforu oraya yapılmış. Diyor doğru. ki cumhuriyetinizi Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlendirin. Hastaneler açın, yollar yapın, limanlar yapın, barajlar yapın. Ve dolayısıyla savunma, işte savunma evet savunma sanayine yatırım yapın, savunma sanayi sanayinde dışa bağımlı azaltın, kendi silahlarınızı üretin ve işte bu ne demek? Bu demektir ki cumhuriyetin o e, çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkması hedefi işte budur. Boşuna hiç kimse karnından konuşmasın yani. Bunu hedeflemiş insan bellidir. Bunu hedeflemiş e, ekip de bellidir. Ekipler bellidir. Dolayısıyla e, burada e, evet. Hilafet artık o e, retoriğe, o e, romantik tartışmalara gerek var mı yok mu? Ben açıkçası o konuda görüşüm şudur. Yani bu bir e, muhafazakar e, entelektüellerin bir kısmında bulunan bir e, şeydir, e, haslettir. Ee, diyelim. Orada bir Ve bir şey burada tartışmalı. ama onların da onların da bakın onlara da haksızlık etmemek lazım. Onların da hasreti ne biliyor musunuz? Onların da hasreti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ilk dört maddesi değişsin değil ki hocam yani. Böyle bir öneri yok ki hiçbir şekilde ya. Böyle bir öneri yok. Ne diyorlar? İşte İslam birliğinin yine önderi Türkiye olsun. O dışa vurumudur. Sözünün dışa vurumudur. İşte orada da şunu diyor bir bazı şeyler. Ya sen şimdi böyle çıktığın anda pat işte bir yerden başka birisi daha çıkar. Pat bir yerden sen birlik tesis ediyorum derken durup dururken ayrılığı derinleştirirsin. E tabii şimdi e, yani zamanlama açısından zamanlama Ama olarak da Antalya konuşmuş şeyin. Yani e, şimdi olacak. Yani şu anda Tayyip e, Erdoğan'ın e, dünya İslam coğrafyasında belli. ben yani. kendi kişisel kanaatimi burada söyleyeyim. Hı -hı. Ekstra bunun bu şekilde bir e, e, gündeme getirilmesini açıkçası doğru bulmadım. E, niye neden doğru bulmadım? Ya tam da Esofia'nın açıldığı, o kadar mutlu olduğumuz zamanda evet, ya saplanıp kaldığımız bu kadar hani romantik tartışmalara gerek var mıydı yani? Bu kadar romantik tartışmaya gerek yok ki. Biz hiç susarak Vazife yapmakla mükellef olan insanlarız, evet. susarak, az konuşarak vazife yapacağız. Vazife nedir? İşte o muhasır medeniyet seviyesinin üstüdür hedeflenen 2023 hedefleridir. Vazife olur. Daha sessiz, daha az konuşarak e, yolda yürümeye devam etmemiz lazım bizim. Yani devleti kudretli kıldığımız takdirde ya bu tartışmalar Rah Rahim Bey'in söylediği gibi hiçbir gerek yok ki. Kudretli bir devlet meseleyi halleder. Zaten sizin arkanızdan yürümeyi teşne çok istekli o halklar, e, İslam toplumları. O hakların tamamı, yönetimlerini bir kısım yönetimlerini, bir kısım devletlerin yönetimlerini istisna tutuyorum. Fakat halkın, milletlerin çoğu bir Türk işte ne diyeyim hani liderlik de demeyeyim şimdi haksızlık da olmasın ama Türkiye'nin bir lokomotifliğinde ortaya çıkmaktan, bu konuda böyle bu şekilde aynı ufka bakmaktan çok uzak değiller yani ben onu görüyorum. Dolayısıyla bunu önceleyerek bakın zaten e, birliği nasıl sağlıyorsunuz biliyorsun, biliyor musunuz? Kudretli olarak sağlıyorsunuz zaten. Ekstra tiftik tiftik yapmaya gerek yok. Bir şey iğne sokmaya gerek yok. Dediğiniz gibi. Şimdi bu şöyle derseniz bu olay hala bizdedir. Bakın hilafet buradadır. İşte gibi bir söylemde bulunduğunuz takdirde bunun birleşmeye mi ayrılmaya mı yol açacağı da çok tartışma konusu şu anda. Hani mevcut yapıda hani zamanın ruhu dediniz ya bu acaba birleşmeye mi e, yol açar yoksa burada bir tefrika mı olur ayrılık mı olur bu da ciddi tartışma konusudur onun için nedir rasyonelite nedir biliyor musunuz rasyonelite kuvveti ele geçirmektir kuvveti ele geçirmek için çalışmak ve say etmektir rasyonel olan budur temel budur bunun dışında başka bir temel maalesef yok Uluslararası zeminde bildiğiniz gibi yani çok süslü uluslararası toplumlardan falan bahsedilir ya uluslararası işte Birleşmiş Milletler kurallarında falan ya bunlar tabii hukuki olarak hani bunlar da bir şekilde bir, bir tarz romantizmdir ama hukuk romantizmidir bu da açık konuşayım gücü gücüne yetendir hocam. Tabii, tabii. Yani bu işler gücü Gerçekten gücüne yetendir. Yok. Güçlü Şimdi, aklı. Tabii siz Akdeniz'de varsanız gücü gücüne yetendir işte o zaman uluslararası hukuk normlarında kendinizi uydurmuş gibi olursunuz o zaman donu elde etmeye başlarsınız dersiniz ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kere girdiniz ya. Bu sefer bakarsınız metinlere. Bu iş böyledir. Dersiniz ki yani şurada şu var, şurada şu var. İşte ben evet buraya bu hakkımda girdim. Şu hak var. İşte Birleşmiş Milletler şu hakkı bana tanıyor. Şu maddenin şu fıkrasına göre ben yapıyorum bu operasyonu diyebilirsiniz. Evet. Ama temel olan ilk fiildir. Mesela evet. Suriye'ye girince İlk girerseniz ondan sonra onun metni arkasına gelir zaten. Bu Doğru. işler böyledir ya. Burada metinsiz iş yapan ülkeler de var. Yani hiçbir metne dayanmıyor adam. Bir, Amerika Birleşik Devletleri. İki, İsrail. Doğru. Adamların metni falan kullan kullanmaya gerek hissetmiyor adamlar ya. Doğru. Yani fiil yapıyorlar... İnsanlığa da hukuka da aykırı, uluslara hukuka da aykırı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Birleşmiş Milletler kararını en göz önüne alan ülkelerden birisidir. Bakın hassasiyetle. Her konuda. Uyarak, oluyor. uyarak, uya Suriye'de uya, uya, uya. Ya. Libya'da evet. da öyle yapıyor. Evet. Dolayısıyla kuvvettir mesele ya. Kuvvetli olduğunuz zaman bu şeylere, bu tartışmalar, romantizmine gerek yok. Aslında ben kişisel olarak da çok, şahıs olarak da çok romantik bir insan değilim. Daha çok rasyonel tavrım vardır. Dolayısıyla zaten rasyoneliteyi yere getiriyoruz ya. Yani gerek yok ki. Doğru. Gerek yok. Ahmet Akın. Şimdi e, ee, Mücahit Bey'in bahsettiği şey önemli. Tam böyle Ayasofya'nın tadını çıkaracaktık. Böyle garip bir tartışmanın ortasında bulduk kendimizi. Bir kastı musunuz? Yani hani hakikaten bir yerlerden bir merkezlerden falan düğmeye mi basıldı sizce? Ya şimdi e, toplumun bir kesimi e, bu hilafet tartışmalarının yani bir antipatik buluyor gerçekten. E, hilafetle ilgili Bilinç altında değil. yani aynı gün hilafet Atatürk lanet kılıç Doğru. Neyse yani yani bir, bir tadını çıkaramadık şu işin ya, yani. Yani gerçekten öyle üzerine. gerçekten öyle bilecektim. yani üst üste e, hep tartışmalar oldu şimdi e, güç önemli gerçekten e, bu Tito şeyi vardır. İspanyol kralı. altı tane ismi var işte sayıyor. Carlos, Fernandez, işte Gonzales falan filan. O da diyor ki ben de Tito. <laughs> Tito yani <laughs> kim takar İspanyol kralını? <laughs> Tito'yum ben diyor. Çok kısa bir şey. Şimdi az önce söyledim. Yani Putin şeyden Çin başkanı Putin'den sonra Trump Cumhurbaşkanımızın adını sayıyor. Şimdi hal böyleyken ee, senin tikan e, yurt dışında Bayağı bütün eserlere şey yapıyor, tadil ediyor. Maarif Vakfı'nın dünya çapında eğitimler veriyor. Yunus Emre Vakfı'nın kültürünü, eğitimini, e, medeniyetini dünyada tanı şey yapıyor. Bitin, operasyonlar Bitin yapıyor. operasyonları. Bitin e, operasyonları ile eee istediğin adı, e, şeyi e, teröristi buraya paketleyip getiriyorsun. Ya şu anda ee, bence e, bu toplumun bir kesimini rahatsız edecek kavramların, terminoloji... Ha şu da aslında acı bir şey. Biz işte Fatih Yavuz Sultan Selim'den, 1400 Ridaniye'den zannedersen biri, hilafetle Osmanlı yaklaşık bir 450-500 yıl kadar hilafet Osmanlı'da kalmış. Bu kelimeden rahatsız olmamamız lazım. Ee, 1516'dan. Tabii. Evet. 1500 19 sonra yani bu kelimeler ya kadar evet. bizim kültürümüzde olan kelimeler böyle bir öcü gibi ne bileyim işte çok dışlanacak şeyler gibi ama her şeyin bir yeri zamanı Doğru. var ee, ama hilafet, sancak, alem bayrak bunlar yani bizim, bizim, bizim kelimelerimiz. Yani aynı şekilde bir dönem hatırlar üstadlarım gerekirse komünizmi de biz getiririz diyorlardı. Nevzat Tandoğan evet, Ankara yani, valisi. Ve Nevzat Tandoğan da Ankara'ya köylüleri evet. almıyor, uygun görmüyordu. Şeyi de değil mi? Ee, Aşk Veysel'i ne? Tabii evet, tabii. Aşk Veysel alınmadı. giremedi yani böyle bir değerimiz. Dağısı, bir, ya çok ilginç çok özür dilerim. 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan birisi var. Kim biliyor musunuz? Kim o? Sovyetler Birliği'ne sürülmüştü ya. Nazım Hikmet. Tabii tabii. Ya, o, o, beyaz Türk o, mantığı onu ya, da korka korka, korka da. bu hallere geldik. İnsanları korka korka ne hale getirdik ya? Hani bu tartışmalardan korkarak, çekinerek. Hayır. Onu da Türkiye'de da, onu da Tayyip, çok, çok, çok güzel bir demokratik zemin var Türkiye. Nazım vatandaşlar. Örnek bir demokratik zemin var. Nazım Hikmet'in vatandaşlar iadesini Tayyip Erdoğan yaptı. Ya, yani, ama dediği doğru. Üstadın dediği çok özür dilerim. Kısa parantez girip dediği doğru. Yani Toplumun bir kesimi eğer bunlar rahatsız oluyorsa onların hassasiyetlerine dikkat etmemiz Tabii lazım. Tabii saygı duymak lazım. Saygı duymak lazım. Ama e, hilafet kelimesi de böyle yani biz dediğim gibi 400 yıl halifelikle e, hüküm sürmüş bir milletin de torunlarıyız, ecdadıyız. Yani bizim çok böyle dışımızda ayrıca işte bu yine Ayasofya tartışmalarında yani e, Sayın Başkan'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın kılıcını tartışan aynı kesim bu kraliçenin kılıcını altında yani deyim yerindeyse vaftiz olmak için omuzlarını o kılıç değsin diye sıraya giren insanlar. Yani hilafeti kaldıran Mustafa Kemal Atatürk bu şekilde bakmıyor zaten. Bakmıyor bayağı. Çok tabii. ilginç yani. Kültürünün bir parçası Atatürk'ten olarak bakıyor. Değerli, değerli Atatürk'ten daha Atatürkçü müsünüz siz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur. Yani onun bakış açısı bu değil bir kere. Onun bakış açısı bu değil yani. Şimdi bunu konuşanlara, gündeme, işte, maddi gündeme getirenlere de baktığımızda Ersoy Hocam, ya istikrarlı insanlar. Yani şeriatı da zamanında konuşmuş kişiler. Halifeliği de konuşmuş kişiler. Ha şöyle bir şey. Bu konuşulduğu için halifelik veya hilafet gelecek diye bir şey yok. Ama çok cüz'i de olsa Türkiye'de böyle bir beklentisi olan bir kesim de olabilir. Ya bu işlerin zamanı bu zamanlar olmamalıydı ama hiç yani her şey konuşulsun. Her şey şey yapılsın. Hatta partilerle ilgili de işte ne deniyordu? Daha da terör yapacaklarına gelsin düz, düz ovada siyaset, siyaset. yap. yani çok mantıklı. Konuşulsun. ne olduğu anlaşılsın. Ya böyle bir bilinç altında bir ne bileyim kabus gibi, karabasan gibi o kavramlarla gençlerimiz yetişmesin. Ben bundan gerçekten çok üzülüyorum. Doğru. Geçen Cumhurbaşkanımızın oğlu CNN'deydi zannedersem. Çok güzel açıklamalar yaptı Bilal Bey. Evet. Dedi ki yani kardeşim dedi dil harf devrimiyle ileri gitseydi Çin e, Japonya, Çin Japonya ya giderdi. Yani Yeniçeri'ye şövalye kostümü giydirmemek lazım. Hı. Biz Yeniçeri'yiz. Yani tartışılır siyasi boyutu işte ilave edilmiştir vesaire ama yani kültür olarak Türk İslam kültürünün şeyiz. Bu da bizim geçmişte olan bir parçamız. Tamam Bugün demokratik laik hukuk e, sosyal devlet Türkiye Cumhuriyeti kimsenin de yani e, toplumun büyük bir kesiminin de işte de, demokrasi itiraz itiraz Cumhuriyeti yok yani itiraz. ve memnunuz da aynen, böyle aynen. bir şeyde yaşamakta ama bu da bir konuşulabilir her şey konuşulabilir ama bu çok bu işi köpürtenlere baktığımızda işte o komünizmi de gerekirse biz getiririz. Bize sormadan niye konuşuyorsunuz? Ya emin olun bunlar işte Fahrettin Altın Bey de çok güzel açıklama yaptı. Yani bizim gündemimizde yok. Bunlar kısır tartışmalar. Dediğiniz gibi şu Ayasofya'nın bir gerçekten herkes gidesin o şeyi anı bir yaşasın. Ama biraz burada kuzu kurt misali yani zaten işte Kuzuyu yemek için fırsat kollayan bir kurt gibi. Evet. Bu lafları duyduğu anda oradan dini değerlere hakaretler, İslam'a şey de, hakaretler... Bir şey daha var. Yalnız o yani bu bütün bu eleştirileri tabii özellikle işte diyelim ki seküler çevrelere dönük olarak söylüyorsun. Oradan böyle bir eleştiri geldi. Fakat çok enteresandır. Hani ilk eleştiri oradan gelmedi aslında. Tabii tabii. İlk eleştiri devletten aslında... Devletten geldi. Devletten de gelmeden önce yani. Devletten yani devlet kendi savunma kalkanlarına kendi refleksini ortaya koydu. Bizim her türlü radikalizme karşı e, yaz e, mesajı verdi. Ama bu taşma ilk başladığında aslında bu taşmayı başlatan çevrelerin kendi mahallesi kendi içinde e, tartıştı. Yani evet. e, çok böyle hani yani e, suyu bulandırıyorsun e, çevrelerinden gelmedi çok fazla galiba garba. Yani muyum? evet biraz öyle. ya 80 yıldır e, 80 e... devlet bütün kavgaların dışında kendini konumlandırdığı için yani devlet çıktı ve açık açık dedi ki ben yani duruşum bellidir. Bu ülkenin kurucu başkanı hakkında kırıcı bir söz söylemiyorum. Tabii canım. E, hilafet konusunda da işte bu tartışmaları radika, her türlü radikalizme mesafeli olduğum için bu tartışmaları gereksiz doğru. diyorum. Gündemimize böyle bir tartışma yoktur dedi. Bitirdi o mesele ama e, asıl mesele o derginin çevre, yakın çevrelerinde ya biz ne yapıyoruz? E, biraz öyle oldu. oldu. Evet biraz bir panik hali oldu. Çünkü oranın kaygısı da şöyle. Ya, şu ya Sofya'da açılalı 3-4 gün olmuş oranın tadını yaşamadan ve gerçekten onda gölgeleme gibi bir durumda oldu yani oradan e, ya kasıt olmayabilir ama sonuç sonuç evet. itibarıyla şimdi devlet e, Cumhuriyet e, hukuk devleti kaç yıldır işte 1923'ten beri e, devlet kendini korur bir komünist arkadaşla konuşuyorduk askere gitmiş e, askerde Komutan çağırmış. Demiş ki senin komünist olduğunu biliyorum. Demiş o zaman bana silah vermezsiniz demiş. Çünkü ben sizin sisteme karşı hayır demiş ben sana silah vereceğim ama şu önce bizim tankları bir gör demiş. Yani <laughs> ben sana tankları göstermek için buraya getirdim demiş. Silah verir mi ne olacak boş dolu. Şimdi devlet, e, Cumhuriyet Devleti kendini korur. Bunlar da böyle bir e, az önce Mücahit hocam dediği gibi romantik bir tartışma olarak görmek gerekir. E Konuşulsun her şey tartışılsın olacak diye değil. Yani e, bir, bir anket yapılsa belki bir toplumda küçük de olsa çok cüz'i de olsa bir kesimde böyle bir şey istiyor olabilir. O ayrı. E, ama e, demokratik devlette her şey konuşulur e, zamanına uygun olarak. Tabi biraz zamanlama burada Doğru. hoş değildi. Ama onun dışında yani suç değildir. Şey değildir. Şöyle demiyor ki yani yarın kalkalım. Biraz manşette de zannedersem şimdi değilse ne zaman orada bir yani bir... Zaten derginin içeriğinde ben, ben o şeyi okudum. Derginin içeriğinde zaten öyle bir şey. E, tabii kapağın işaret ettiği G gibi bir şey yok da neyse gibi, yani. Değil işte Neydi şimdi gibi, gibi de, de, ne zaman de, şey, de, şey, olunca. O bir İslamcı romantizm Ama işte yani. Ama yani bunu iki kesimde seküler kesimden de hükümet kanadından da eleştiriler geldi. Tabii muhafazakar kesimden de geldi. Geldi tabii. Yani. Yani ben biz, de biz, açıkçası biz, çok doğru bulmadım. Yani, yani şimdi evet şey değil zaman değil böyle güzel bir ya şu aralar gerçekten Ersoy Bey dışarıda çok büyük mücadele veriyor. Doğru, Libya'da doğru. Suriye'de doğru, doğru. işte Azerbaycan'da Yunanistan bir yanda ya yani herkes ağzını açmış böyle güçlendikçe Hugo'nun güzel bir lafı Hiçbir şey yapmayan hata da yapmaz. Şimdi biz çok şey yapmaya <laughs> başlayınca hata da Yemiş. görülüyor karşı taraftan ve böyle bir anda bizim hiçbir kesim birbirini tahrik edecek provoke edecek gerecek şeye şu Ayasofya'yı birkaç ay yaşayabilseydik yemedik tadını ama e, bu geldi. Ya yaşayacağız yani. E, i̇nşallah, yani. inşallah. inşallah ya, her şey her yaşanacak Her şey biz yaşarken ya. oldu yani. E, e biz bunları konuşuyoruz ama, konuşuyoruz ama ben toplumda bunun çok karşılığı olduğu kanatta değil. Toplumda umurunda değil. tabii yani. biz de umurunda değil. Bak şimdi bak şimdi gene ana baba sıra, günü. girmek için şimdi sıra sıraya sıra giriyor. şimdi hala ana baba günü. Raymer Şimdi hocam not aldığım notlar var. Onları anlatmam lazım dediniz. Eee şeyi kaldı hala e, e, ona. E, Kılıç şey lanet okuma meselesi abi yani evet. bu lanet okuma meselesi. onların meselesini... hepsini birlikte değerlendiremeyeyim tamam. öyleyse. Ama Şöyle... sizin, sizin notlardan sonra zaman kalmıyor. Yok yok hepsini beraber tamam. daha kısaltacağım tamam. inşallah. Şimdi bu e, lanet, lanet okuma meselesini çok zaman e, aldı. Ee, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han tarafından malum hilafet getirildi ee, mukad, emaneti mukaddese bugün mukaddes emanetler dediğimiz emaneti mukaddesi yani onların varlığı bir bakıma bir bakıma hilafetin burada olmasının gerekçesi. Bir doğru. Evet. E, Topkapı Sarayındadır ve e, malum bütün zamanlarda da itina ile korunmuştur ve korunmaya e, devam edilecektir. E, 3 Mart 1924'te de e, hilafeti devlet dedi ki bu zaten bende hükümetle cumhuriyet olarak Mer yani. Mercidağbuk hocam. E, Mercidağbuk. Mer evet, Redani Yönetim olarak evet, zaten bende mevcut dedi. Siz kısmen biraz evvel işaret ettiğiniz bunun mefhum muhalifi nedir? Hukukta bir mefhum muhalif diye Doğru. karşıt kavram diye bir ibare vardır. O şudur. Ey Kimse dünya, İslam dünya, şey. dünya, ey İslam ülkeleri, olur ki bir gün ben hilafet merkeziyim dersen sakın ola ki böyle bir şey tebessüle evet. aklından geçmesin. Ben buradayım. Bu bendedir ee, denmek isteniyor. Evet. Hocam şunu ilk defa... Dolayısıyla da mı mesela şu an gibi şeyler <laughs> tanınmıyor? Tabii ki. Tabii. E, şimdi bakınız... Saçmalamayın şunu, diyorlar yani. Doğru. Ersoy Bey şu şüphelini yani. ilk defa bu ekranla dile getireceğim. Ben i̇lk defa sese döküyorum. Buyurun. O da şu, o da şu. Hani Abdülmecit Efendi vardı ya hı hı. son. Abdülmecit Efendi biliyorsunuz Paris'te vefat etti. Ve Paris Camii'nde mahzeninde 10 yıl bekledi. Doğru. Bunu Fransa keyfinden bekletmedi. Acaba bu hilafetin bir tarafından koparabilir miyim? Tabii. Bu vardı. Rehin ee, gibi yani doğru, bir bakıma. Doğru, doğru değil doğru mi? Alim. Bir, iki. Peki Fransa ümidini kestikten sonra nereye defnedildi? Fransa'da hanedandan e, e, metfun olanlar var. Evet. E, niye oraya defnedilmedi de? E, Medine mi? miydi, Mekke miydi hocam? Yani, Medine, Medine diye bulunuyor. Me, Medine değil mi? Yani. Mediniye Medine'ye defnedildi. O da ne? O da Suudların Suudlar. Suudların acaba hilafeti bir, hilafeti bir tarafından Tutabilir ko miyiz? kotarabilir miyiz diye. Şimdi Türkiye'nin durumu bu. Gelelim, gelelim bu meseleden ürken insanlara. Bu meseleden ürken insanları ikiye ayırabiliriz. Bir, samimi olanlar bilmiyor. Öyle yetişmiş. Öyle yetişmiş. İki, başka maksada olanlar. Şimdi ee, eğer yanılmıyorsam bugünkü Rusya'da Komünist Partisi diye parti var. Bizde hatırlanacaktır özel geleceğe kadar ne vardı? Türkiye Gizli Komünist Partisi vardı. İşte Zeki Baştımar oraya gitti de bilmem Türkiye Gizli Komünist Partisi şöyle konuş. Bir bir öcü. Özal dedi ki ya bunlar gelsinip partilerini kursunlar. kardeşim ne yapacaksa yapsınlar dediler. La teşbi yani benzetmek gibi bir, bir e, hata gibi olmuyor. Türkiye çünkü, çünkü şu an Türkiye'de e, Türkiye Komünist Partisi var, var ve meşru bir parti. Tabii. Peki Türkiye Komünist Partisi Türkiye'de şu an ne kadar oy alıyor? Siz, siz, yani bin, bin dediklerle. Lütfen sözlerim yanlış anlaşılmasın. Bildiklerim. Diyelim ki yarın yarın e, birileri birileri mevzuat da müsait. Böyle yahut da mevzuat buna uygun hale getirildi. Hilafet Partisi diye bir parti kurdular. Yüzde yarım ol, oy alır mı acaba? Yok. E, o zaman bu bu endişenin şeyine yani bir bir de, gazetenin bir dergisi bir manşet atmış. Yani diyebilir ki o dergi ben fikir hürriyetimi kullandım. Tabii. E, bunu bunu söyleyemez mi? E, söyleyebilir. E, o sebeple o sebeple e, ya bir de memlekette yargı mercileri var şey var. Evet var. Yani. E, va, var e, i̇steğimi kullandım, fikrimi söyledim e, demiş olabilir. E, ancak bunun fiili yani tarihi, dini dini tarafında ne dedik, ne dedik demin? hilafet, imanın yedinci maddesi değildir. Siyasi bir güçtür Şüphesiz. ve ilk getiren Yavuz Sultan Selimdir. Fakat en güçlü biçimde kullanan hilafet müessesesini. Sultan Abdülhamit Han'dır. Abdülhamit'i Abdülhamit Sani'dir. Başkası da o güçte kullanmamıştır. ihtiyaç olmamıştır. Vesaire bilemem ama tek kullanan biz İsmail Kahraman Bey ile beraber Singapur'a gittik. Cuma günlerden Singapur Merkez Camii'ne gittik. E, cami idare heyeti Türkiye'den tabii meclis başkanı gelmiş. Namazdan sonra bizi e, yönetim odasını aldılar. Odaya girer girmez bir İstanbul köşesi kocaman bir Abdülhamit Han resmi ve önünde de işte burada yine e, fotoğrafım var. E, bütün dünyada hala dünyada e, bir, bazı evet, bir, problemli e, bir, alanlar evet, olduğu zaman evet, yani, Hamit gelecek e, ikincisi, derler. Yani. Ikincisi, i̇kincisi kime hilafet? Yani İslam İşbirliği Teşkilatı diye varlığıyla yokluğu e, tartışılır Maalesef. bir teşkilat var ve ve bu teşkilat. Şimdi Mücahit Hocam da demin ifade ettiler. Onun ben adını koyayım hocam müsaadenizle. Orta Doğu'da halklar bugün hala Osmanlıdır. Ama yönetimlerin kısmi azamisi büyük çoğunluğu İngiliz'in, Amerika'nın, Batı'nın, hatta İsrail'in İsrail, İsrail yönetimindedir. Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz yer Osmanlı'da nahiyedir. Yani kasabadır, kasaba. Evet, doğru. Bugün kalkmış Libya'ya, eee Sudana şuraya buraya çeki düzen vermeye kalkışıyor. E, o sebeple, o sebeple e, İslam İşbirliği Teşkilatı doğru düzgün işlese, bir Birleşmiş Milletler'in karşısına adeta Müslüman Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi Adının öyle olması şart değil. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı olsun. İslam Konferansı, İslam İşbirliği Teşkilatı oldu. Ee, bu kadar. Evet. Ama e, hangi Müslümanın ne derdine deva olmuştur? Ee, Filist, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümlerle alakalı neler ortaya koymuş, Sıfır. Sıfır. neler getirmiş hiçbir şey yok. Şimdi kılıçla çıkma meselesi Soy geliyor. Soyu bağ şeye. olmamasına rağmen tek Türkiye Filistin hmm. meselesinde. Soyu bağ olmamasına rağmen. <laughs> evet. Meseleyi sahiplenen Türkiye'dir yani. Aynen evet. öyle. Evet. Aynen öyle. Nereden peki, kaynaklanıyor peki? Nereden hocam? Osmanlı'nın işte, tabii canım Yani o coğrafyanın farklı bir oldu. coğrafya tabii. gibi görmüyoruz ki biz. Evet. Bakış açısı o değil ki devletin de bakış açısı o değil. Aynen öyle. Biz hala, biz hala orayı bizim sorumluluğumuza görüyoruz yani. yani. Manevi coğrafyamız evet. Osmanlı Milletler Topluluğu. Bizim bu kitabı yazdığımız yıl 2004'ler Osmanlı Milletler Topluluğu diye kitap yazdığımız tarih. Şimdi yani gelelim. Sayın geliyorum. <laughs> sayın bu cümleden sonra ona geleceğim. Söz. E, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız hakikaten şu süreçte çok iyi çalıştı. E, büyük gayret gösterdi. E, müezzinlerimizi Ayasofya'nın şerefelerine çıkarttı. Oradan ezan okudular. Eee tevkalide güzel doğru doğru. bir hutbe verdi. E, hutbedeki e, hitabeti, ses tonlaması hepsi yerli yerince yerli yerinde idi. Şimdi niye kılıçla çıktı? Hocam hatırlayanınız var mıdır? Biz e, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken Bayez Camii Şerifi'nin baş imamı Abdurrahman Gürses Hoca Efendi idi. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin Bayezid Camii Şerifi'nde Cuma günleri Minbere kılıçla çıktığını bendeniz gördüm. Doğru. Doğru Doğru mu canım, hocam? çok özür dilerim. Hala aynen, aynen, Edirne'de vesaire. Hayır Edirne'de Seraç var şehrimizde... ama ben kendi gördüğümü söylüyorum. Niye Abdurrahman Gürses Hoca Efendi minbere kılıçla çıkıyordu veya şu hoca efendi, şu hoca efendi veya Hala, Edirne'deki hoca Edirne. efendi. Seraç Efendim şehrimizdi. bunun sebebi şudur. ile alınan yerlerde İmam Efendi hutbeye Kılıçla çıkar. Bu bir teamüldür. Bu bir teamüldür. Bu bu o güçlü devletin güçlü devletin varlığının bir başka şekilde ifadesidir. Bir Şimdi, de sol elde tutulan kılıç hocam af buyurun. Sol elde tutulan efendim. kılıç. Barış zamanının simgeler barış. Hani şey diyoruz ya Pax Romana diye bir çağ evet. söylerler. İşte Pax Otomana. Evet, Osmanlı yani barışı. Osmanlı barışı o barışın simgesi. De, sol elde biliyorsunuz kılıç sol elde kullanılmaz ama sol elde tutuyor. Nedir o? Barış. Yani barış zamanı geldi diyor artık. Doğru. Budur yani. Evet. Bu da Şimdi Ersoy Bey. Endişe edecek bir şey yok yani. Vakfiyelerin <laughs> Çok konuşmamızın... Çok konuşmamızın, böyle Çıldırıyorlar. Gere kılıçla çıktı. Bir daha kılıçla çıktı. Kılıç <laughs> Kılıç, çok sevdi. mesaj dışarıya. E bak mesela yani. Şimdi o olsun kimin mesaj vereceğiz? Evet, dahile, mesaj değildir ki. İşte o. De bak aynı yere geldi. mesaj veriyor. Bir bakıyorsun içeriden ses geliyor. Abi, Ay, de aynine. De, aynine. Aynı yere aynı yere geldi. çıldıranlar eğer bu topraklarda. Evet. daha fazla Bu topraklarda hutbeye kılıçla çıkıldı diye çıldıranlar varsa burada bizim de kabahatimiz var. Demek ki, demek ki biz bazı meselelerimizi anlatamamışız. Demek ki Peygamber Efendimizin korkutmayınız, ümitlendiriniz, nefret ettirmeyiz, sevdiriniz. Bravo. Hadis-i şerifini hayata geçirememişiz. Şimdi biz diyoruz ki HDP Türkiye Partisi olmalıdır. İyi de kardeşim HDP'nin içinde Türkiye Partisi olmasını isteyenler belki vardır. E peki ben devlet olarak veya millet olarak veya aydın olarak veya kanaat önderi olarak her neyse HDP'nin Türkiye Partisi olması için ben ne yaptım? Bu tarafını hiç sormuyoruz. Yani e, bir tarafı suçlamak çok kolaydır, ama bize düşeni de ne kadar yaptık. Şimdi konuşmamızın birinci kısmında da ifade etmiştim. Tarihi vakfiyelerin bir şartname kısmı vardır. Doğru. Bir de bir de müeyyide kısmı vardır. Yani demin dedim ya bendenizde kütüphanemde e, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın su vakfiyesi var ve bunu yanılmıyorsam Kültür Bakanlığı'na vaktiyle evet. almıştım. Şimdi aynen o vakfiyede de diğer başka tarihi vakfiyelerde de şartnameden sonra <laughs> müeyyide kısmında der ki vakıf bırakan insan benim bu vakfımı kim ki aslınından değiştirir, bozar, engeller, yok eder ona Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, insanların laneti olsun diye. Ya o gün diyemezdi ki Türk Ceza Kanunu'nun faraza 541. maddesine göre yargılansın. Bu bir, bu bir caydırma tasarrufudur. Bakın bir daha söylüyorum. Bu bir caydırma tasarrufudur. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız o gün hutbede bunları söylemek istedi. Ha vakti müsait olmadığı için, şartlar müsait olmadığı için insandır neticede. Onun da bir heyecan duyma hakkı vardır. O ıı, arada bunu bu netlikte ifade edecek vakit de yok zaten. Hutbenin ana mevzudu değil. Keşke belki hiç temas edilmeseydi daha iyiydi. Çünkü son derece e, uygun bir şekilde gidiliyordu. Hiç e, işin Onu başlangıcına dair. E, yani sanki yani bu e, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin e, o vakit yazdığı bir metinden ya da işte değil bütün, vuku, e, bütün vakıfların zaten hani amacına uygun kullanılmazsa diye düşülen bir şart gibi değil de ...1930'da kim kapattıysa evet. bunu ona lanet olsun denir, denir gibi. Şimdi bakın şöyle an, bu galiba kasten böyle tahkim edildi galiba bu ya algı. Tık, olabilir, an, olabilir. Yani. Ensoy Bey, Ersoy yani. Bey bakınız. Bunu söyleyen ister Sayın cum Diyanet İşleri Başkanımız olsun, isterse başka bir insan olsun. Hiçbir insanın kalbini yarıp da okuma yetkisine, imkanına dirayetine, malumatına sahip değiliz. Yani müddei, mecellede öyle demiyorum Bravo. efendim, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yani temel hukuk kaidesidir. iddia sahibi, evrensel temel hukuk kaidesidir. İddia sahibinin iddiasını ispat etmesi icap eder. Her kim ki der ki Ali Erbaş o gün hutbede Atatürk'e lanet okudu. Bu sözünü ispatla mükelleftir. Şimdi Ali Erbaş hakkında, Sayın Başkan hakkında dava sıfır o davanın kıymeti sıfırdır. Ama Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ali Erbaş bunu iddia edenler hakkında dava açarsa kesin kazanır. Tabii suç tasniği var. Kesin kazanır. Maddeyi mahsusa ile suç tasniği. Değil mi hocam? İstad ediyor. Ee, i̇tham ediyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın bunu kazanma hakkı var. Ama hakkında dava açanların kazanma hakkı yoktur. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Kayda girsin yarın gelsinler bana kazanırlarsa e, ispat etsinler. Oldu mu? Evet. Buyurun. Şimdi e, hocamın dediklerine katılmakla birlikte şunu ifade edeyim. Biraz daha bir meseleyi açmak lazım. Şimdi e, vakıf vakıf müessesesi Türk devletlerinde e, mukaddestir. Vakıf edenin o iradesi adeta mukaddes adlandırılır. Neden? Çünkü müteveffadır, ölmüştür artık. Öldükten sonra bir irade serdetmiştir. O iradeye uygun davranır toplum, devlet. Bak devlet de onun içinde. Şimdi devlet dahi o vakıf senedindeki iradeyi değiştiremez, değiştirmemelidir. Değiştirirse ne olur? Bir Danıştay kararıyla işte o zaman tekrar aslına rücu eder, vakıf senedine istinaden rücu eder. Şimdi e, burada e, bunu ortaya koyduktan sonra, e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın o e, müeyyidesi dediği beddua çok net bir şekilde bedduadır. İlk Fatih Sultan Mehmet yapmamıştır. Son da değildir o beddua. İşte buyurun Kanuni Sultan Süleyman'da evet, şu benzer suvak vakfiyesine su vakf 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 benzer e, müeyyide yani beddua zikredilmiştir. Mutattır, adettir bu. Dolayısıyla e, bu şekilde değerlendirdikten sonra şimdi e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinden sonra gelen bir böyle şahsi hedefleyerek böyle nokta atışı bir beddua yaptığı kanaati mantıklı bir kanaat olur mu? Değil mi? Kronolojik olarak. Kaç yüzyıl sonrasından söz Bravo. Şimdi, çok basit mantıkla bu şeyi yıkalım şimdi. Çok basit mantık. Bak ben şimdi kalbi yaramadık dedik ya. Yaracağım evet. şimdi kalbi. şimdi <laughs> e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinden sonra gelen bir zatı, bir şahsı direkt nokta atışı yaparak bunu yapması mümkün mü? Değil. Değil. Peki e, Diyanet İşleri e, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız hutbede o heyecanla güzel bir heyecandır o. Fakat aklı başında bir beyanla ben o hutbeyi çok aklı başında buldum. Hutbedeki o simgeleri de çok aklı, aklı başında buldum. O sancakları da çok aklı başında buldum. Dolayısıyla buradaki bundan sonra diyor ki geleceğe matuf söyledim ben bunu diyor. Geleceğe matuf. Diyor ki vakıf senedindeki irade ne olur bundan sonra değişmesin diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın o e, zikrediyor. Tamam bu kadar net. 2020'den şimdi, sonrasını diyorsun. Şimdi yok. Hayır, Hayır. Bundan sonra diyor 2020 doğru 2020'den sonraki geleceğe maituf olarak bir daha değiştirilmesin. Evet. Fatih bunu murad etmiyor diyor. Bakın Fatih böyle söylüyor diyor yani. Onu aynen tekrar ediyor. Şimdi peki burada ima yoluyla suç oluşabilir mi? İma yoluyla. bir ima diyelim ki diyor ki ima etti diyor ama işaret etti diyor. Ya işaretle suç mu oluşur? savcılığa şikayette bulunuyorsunuz. Sayın Diyanet İşleri Başkanı savcılığa ima ettiği için mi şikayette bulunuyorsunuz? Neyi hedeflediğini nasıl ispatlayacaksınız? Öyle bir ispat olabilir mi ya? Ya bir de bu, bunu bir tarafa bırakalım. Bakın ima yoluyla suç oluşmaz. Açık hedeflemeniz lazımdır. Türk Ceza Kanunu'na göre ve ilgili kanuna göre yargılanmanızı gerektirecek şey açık hedeftir. Hedeflemeniz lazım. Zikretmeniz lazım. Demeniz Adam lazım koyacak. ki, bu, bu böyle yaptı böyle oldu bilmem ne bilmem demeniz lazım. Peki bunu bir tarafa koyalım. Böyle bir suç yok. Şimdi sonraki izahı da ortada. Diyor ki 2020 sonrasındaki geleceğe matuf olarak Fatih'in müeyyidesini zikrettim diyor. Tekrar ettim diyor. Bir tekrar daha yapmıştı Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Kur'an ayetini tekrarlamıştı. Kur'an ayetini tekrarladığı için üzerine çullanıldı mı? Tabii. Çullanıldı. Demek ki nedir? Bazılarının radarına girmiş bir hedef olarak görüyorum ben. Fakat hedef Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisi değildir benim kanaatime göre. Her zamanki gibi. Evet, o bir taraftan İslam, bir taraftan da siyasi olarak da hedef Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun üzerinden, Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği şahıslar üzerinden... Etrafı boşaltıyor. Sürekli, tabii, sürekli bir ok atma, sürekli bir onun üzerine salvo yapma aslında direkt doğrudan hedef Sayın Cumhurbaşkanı'dır. O Diyanet İşleri Başkanı'nın işte o cez, işte e, savcılar şikayette bulunmak, işte ceza davası açmakla tehdit etmek, açmak... Bunlar tamamen Cumhurbaşkanı'nın sonuçta siyasetini daraltmak için yapılan e, bence kirli siyasetlerdir bunlar açıkçası. Ben bunları e, elimin tersiyle etiyorum. Başka bir taraftan öyle bir şey düşünün ki Türkiye Cumhur Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakkını kullandığı Ayasofya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, banisi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanı ki Diyanet İşleri Başkanı müessesesini Atatürk kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müessesesi olarak kurmuştur. Kalkacak bir Diyanet İşleri Başkanı diyecek ki... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusunu hedefleyecek o konuşmada. Ya bu böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? Bu bir kere pazarlanması mümkün olmayan bir hadisedir yani. Bunun pazarlanması mümkün değil. Dolayısıyla nedir biliyor musunuz asıl mesele? Asıl mesele şu. Şimdi Ayasofya'nın açılması hadisesi o kadar büyüktür ki... ...o kadar etkin ve etkilidir ki... O kadar maddi ve manevi getirisi olacaktır ki bunu istemeyen bir kısım küçük zümre ve kesim sürekli onun önüne başka figürler çıkartarak gerek işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bahanesini çıkartarak gerek işte hilafet noktasında başka bir suyu bulandırma hadisesi çıkartarak sürekli bu açılışı gölgelemeye çalışmaktadır. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Atatürk toplumun değerlisidir. Toplumun büyük kesiminin değer verdiği zattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusudur. Fakat bunun üzerinden Atatürk adeta bir şeye karşıymış gibi sanki bu açılışa karşı çıkarmış gibi e, sanki bu açılışı istemezmiş gibi sürekli bunun arkasına sığınarak adeta bir kalkan olarak kullanarak o kirli siyaseti yapmak benim kanaatime göre bu e, işte Atatürk'ün anısına en büyük hakarettir. En büyük karşı duruştur. Benim kanaatim bu. Yani toplumun ortak olarak kabul ettiği bir değer üzerinden ya sen kime Kime karşı kimi öne sürüyorsun ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana nasıl onu öne sürersin? Ben zaten değerli olduğunu kabul ediyorum. Benim ortak değerimdir diyorum. Senin kendine ait bir alan, kendine ait bir mülk değil ki ya. Toplumun tamamına mal olmuş bir insandır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusudur. Dolayısıyla bu noktalardan eğer bakarsak meseleye bu e, bir bu itirazlar, bu işte Ayasofya'nın açılışını gölgelemeye mahfuz yapılan siyasetleri ben çok kirli olarak görüyorum. Aslında gönül şunu isterdi. Yani keşke onlar da e, toplumun geniş kesimleri gibi hiç bak, parti ayırt etmeden toplumun geniş kesimlerinin çok büyük desteği var. Onlar gibi keşke zevk alabilselerdi. Keşke mutlu olabilselerdi. Ya bir şeyden de mutlu olun ya. Ya SİHA'dan SİHA'ya bakınca mutlu olamıyorsunuz. Hadi diyoruz ki o teknolojik bir aygıt. İşte Libya ya, Libya'da e, Doğu Akdeniz'de varlığımızdan mutlu olamıyorsunuz. Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapmamızdan mutlu olamıyorsunuz. Ya bari bırakın bunları bir tarafa tamam. Bunları... Şu andaki siyasi iktidar yapıyor diye sizin siyasi iktidarla bir meseleniz var diye mutlu olmadığınızı kabul edelim. Deden orada namaz kılıyordu ya. Ya hiç sorma ya. Deden orada namaz kılıyordu kardeşim ya. Deden, orada namaz kılıyordu. Deden orada elini açıp Allah'a dua ediyordu. Bu mekan tekrar cami olarak kazandırıldı. Türk milletine kazandırıldı. Egemenlik hakkını Türkiye kullandı. Ya şundan biraz mutluluktu ya. Yani bunda böyle onu öne sürme, bunu öne sürme operasyonları yapma ya. Temiz oyna, temiz. Temiz oyna. Bak. Kim gibi gitti dışarıda da namaz kıl, kıl kılsa e Muhar Sayın Muharremici gitti orada namaz kıldı değil mi? Doğru. Gitti kıldı namazını. Ya budur ya bundan Doğru. mutluluğun, bunun zevkini çıkar. İsteriz Onun, ki. Onun Sultanahmet'te kılmasının sebebi başka var. Yani ya, iç kavgalarla ilgili bir şey. Tabii ama gitti, ha, gitti, evet, yani. gitti, mi, gitti gitti mi gitti. O davete icabet etti mi etti. Şimdi bu noktalarda eğer meseleye bakacak olursak biz isterdik ki o çok küçük azınlık. Bakın dil, dile bile almaya gerek yok ama sesleri fazla çıkıyor. Ersoy Bey mesele o. Çünkü bir takım yayın organları bunun devreye giriyor. İşte bir takım öğretim üyeleri dar onlar devreye giriyorlar. İşte Ayasofya'nın açılması meselesini adeta gölgelemeye çalışmak gibi zamanı mıydı? İşte milleti ürkütmenin, dünyayı ürkütmenin ne gereği var ya? Onlar biz ne yaparsak ürkecekler zaten. Kıbrıs'a girdik ürkmediler mi? Evet. Suriye'nin kuzeyine girdik ürkmediler mi? Libya'ya girdik ürkmediler mi? Ürkmedikleri zaman yok ki. Bakın mesele bu papa dedi ya e, ruhani lider, e, Hristiyan inanışının ruhani lideri, dedi ki, acı, acı çektim dedi. Ya sizin acınız 1453 yılından beri başladı zaten, yani bu yeni bir acı değil ki. Dolayısıyla acının bir tazelemesini, bir dejavu yaşıyor olabilirsiniz. Ama şunu ifade ediyorum, e, kesinlikle bir e, inanışı dışlama mahiyetine söylemiyorum bunu ama, ben işte Vatikan'ın da siyasi bir, e, kurulu kurum olduğu kanatın olduğu için ben de şunu söylüyorum bakın Avrupa'nın da Vatikan'a bakışı çok e, dini kurumdan çok siyasi bir kurum olduğu bakış açısı vardır ve onun alanını daraltmak için bütün Avrupa'nın felsefesi papalığın alanını daraltmak üzere kurulmuştur. Bakın bu laik teori tamamen oradan gelmektedir. Yani papalığın, Vatikan'ın siyasi alanı daraltalımdan gelmektedir. Yoksa dinle Hı. kimsenin işi yok. Katolik orada. katolik. evet. Katolikliğin o Papa'nın kuvvetini daraltalım hikayesidir. <laughs> Şimdi burada şu noktada eğer eğer e, Papa'nın ruhu acıyorsa, Papa acı çekiyorsa işte bu e, bugün acısı değil. Ya di, değil o acı çekmeye devam etsin ya yani, gönül ister ki çekmesin. Bak din adamı eğer bir din adamı olarak kendini ifade ediyorsa bir din adamı, bir inanışın temsilcisi ee, burada mutlu olması lazım gelmez mi? ya Yani Yunanistan'dan örnek verdiniz bakın. Ya burası bir ibadete açılıyor. Doğru. Bu bir ibadete açılıyor. Dolayısıyla ne yapmanız lazım gelir? Mutlu olmanız lazım gelir değil mi? Yok öyle bir tavır yok. Maalesef öyle bir tavır yok. Ee, bunun şeyinden, karşılığından biz ne görüyoruz? Mesela Ayasofya'yı açtık ürktüler keşke ürktüm, ürkütmeseydik'in öteki tarafına bakıyoruz. İşte yurt dışındaki camilere bakıyoruz. İşler acısı hepsi. Yani Yunanistan'daki camileri örnek verdiniz. Bak biz ne yapıyoruz Geçen bir belgesel seyrettim hocam. Şu Trabzon'daki e, Sümelevan Manastırı var ya. Hı hı. Ya inanılmaz ya böyle bir yatırım, böyle bir çalışma. O dağcıların karda kışta o kayaları aşağı indirmesi, o ağları gelmemiz Nedir biliyor musunuz? Bakın imparatorluk bakiyesi tavrı budur. Nokta. Oraya bakın. Akdamar'a... E, Banaklarmış. Evet, evet. evet. Oraya bakın. <laughs> Gidin bakın, Sümele Manastırı'na bakın. Demir, demir Kilise söyleyeyim. Tabii, aynen öyle. Demir Kilise'ye bakın. Bakiye'nin ne demek olduğunu, Osmanlı tavrının ne demek olduğunu görürsünüz. Ha burada yine romantizm yapmıyoruz. Bak bu bir hülya değil. Bakın malları. Fakat şus, şudur. Ee, biz inanıyoruz ki Türk devleti tektir. Evet, aynen. Devlet evet. Devlet ebed müddettir, tektir. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da bu şekilde devam edecektir. Rejimler değişir, yönetimler değişir. Konjektürel e, farklılıklar oluşur. Fakat silsile devam edecektir. Reddi mirasla bir yere varamayacağız. Dolayısıyla geçmişe bakıştaki kompleksimizden behemal kurtulmamız lazım. Yani geçmişin büyüklüğü, heyyulası karşısında kompleks duymamamız lazım. O büyüklük ve heyula bize aittir, bizimdir. Dolayısıyla buraya tabanımızı basarsak çok inanılmaz bir şekilde ivmeyle yukarıya yükseleceğiz. Ve bakın bizim göremediğimiz şeyi Batı görüyor biliyor musunuz? İşte Ayasofya'nın açılması meselesi o dikilme meselesidir. Yukarıya, yukarıya doğru dikilme meselesidir. Onların da İslam diniyle falan bir ya yani var, var, elbette alıp vermedikleri de itirazlarının büyük çoğunluğu inanın siyasidir. Siyasidir. Yeter ki Türkiye ayağın üzerine dikilmesindir. Çünkü Türkiye ayağın üzerine dikildiği anda e, bakın savaşla değil savaşla değil o medeniyet coğrafyamız değil medeniyet coğrafyamız dedi ya işte o etkileşimle Doğru. Çok ciddi noktalara namzet ol olacak ve olan bir ülkedir. Benim kanaatim budur. Korkuları da bu yüzdendir. Peki Profesör Ahmet Akın. Şimdi bu <laughs> e eklenecek bir şey varsa oraya ekleyin. Yok lanetle istiyorsanız de iyi ki tamam. bir şey. Llanetle çünkü emri. diyanetin son birkaç yıldır çalışmalarını yakından biliyorum. Bazı e beraber çalışmalar da yapıyoruz zaman zaman. Şimdi gerçekten diyanet kabuğunu kırıyor. E camilerin, e imamların ve diğer personelin eğitimi işte camilerde bu aile irşat, rehberlik büroları, oralarda halka da artık arabuluculuk gibi bir e, müessese e, vasfı kazanması. E, burada bir diyanetle ilgili bir rahatsızlık olduğu net. Yani istiyorlar ki ondan sonra eskiden olduğu gibi işte belli e, zihniyete sahip, dinle mesafeli, halkından kopup bir diyanet olsun istiyorlar ama şu anda öyle değil. Gerçekten Başkan Bey ben ee, ...yakından da takip ediyorum. <laughs> Şimdi tabii burada ne var? Ee, ne diyordu bunlar? Dünyanın en iyi şeyini de... ...yapsa bu hükümet... E, ...biz e, bunu de, biz. beğenecek değil. İşte dünyanın en iyi şeyi. Ee, adam demiş ki bir 100 lira versene. Yok demiş. 50 ver bari abi. Yok demiş. 20 ver. Yok o da yok kardeşim gitme. 10 ver... Ya defol git. E bari saati söyle demiş. Yani <laughs> şimdi ki öyle yani Ayasofya açıldı. İlla bir şey alacak. <laughs> i̇lla bir şey alacak. Gayet güzel bir görüntü. Ay, millet orada, devlet orada çağırıyorlar. işte vaktim yok. Öteki diyor bilmem efendim bana, değil, bana şey var. gelmemiş. Eee telefonla telefon gel falan telefon gelmiş. Yani <laughs> illa ya. öteki diyor a 4 yaz. Yani burada çok e, ve başkan bey de kendi net bir şekilde söyledi yani ben Asla. Kendisi zaten Çanakkale Şehitlerin Anma Haftası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dua etti. Her defasında biz onu duyuyoruz ağzında. Yani o Atatürk'le bir problemi, bir şeyi olduğunu yakinen olmadığını biliyorum. Ama işte selalar okunuyor, ondan rahatsızlık. Camiler açılıyor, ondan rahatsızlık. Aynı kesim işte Çamlıca'yı niye yaptınız diyor. Ya bu... Gerçekten az önce üstadın söylediği gibi bu cami kompleksini, din kompleksini, diyanet... Gerçekten kendi tabanı da artık bunu fark ediyor bu muhalefetin. Kendi tabanı da çünkü onlarda da manevi bir Şimdi, atmosfer, bir huzur, elbette. bir arayış var. Tabii, yani belki de kimin dindar, kimin dine ya yakın olduğunu bilen, belki de burada birçoğumuzdan daha dindar, daha dine yakın olan... Ee, ama işte bu sözleri söyleyen e, şeyin tarafta var. Şimdi aynı şeyle yani Ayasofya gerçekten muazzam bir açılış. Dünyanın gözü üzerinde. Ya kardeşim gel iki kelimede güzel sen söyle. Bak Çin'in haber ajansı orada CNN orada 24 saat 4,5-5 milyar insan o açılışı izlemiş. Sen tarihi bir fırsat. Diyanet İşleri Başkanı'nın yüklenip şey onu gölgeleyeceğini. sen belediye başkanı diyorsunuz değil mi? Yok hepsini söylüyorum. Kimse yoktu çünkü. Ama şey, belediye başkanı <laughs> yani Nedim Zatorda... abiden da... başka seküler <laughs> hani camiada kimse biz yoktu. Belediye başkanı olması onu beklemez mi? Ya Esimler işte yani. o daha önemli. Lozan şeyi var Ankara'da Hacı Bayram. Lozan değil. Onun için dediler ki CHP kongresi öncesi kulis yapıyordu dediler mesela. Bilmiyorum doğru yanlış ama tam da... Hey, keşke olsaydı. Orada bütün partiler <laughs> davet edilmiş gelseydi halkla. Bakın Muharrem Bey az önce söylendi ya. Gerçekten e, çok iyi bir şey yaptı. Orada bir de seccadeye şey koydu. Eğer üzülmez mescittir Aynı. şeyinde felsefesi. Ya yani bu halkın değerleriyle, inancıyla, onun sembolleriyle kavga etmek. Yani bu az önceki örnekte olduğu gibi. Cumhurbaşkanı'nın açtığı Ayasofya. Aslında Ayasofya'yı Cumhurbaşkanı da açmadı. Kendi kendini açtı Ayasofya. O 29 Mayıs 2020'de okulan Fetih Suresi açılacağının müjdesiydi. <laughs> tabii. Ayasofya dediğim gibi çok gizemli bir yer. Kılıcın hakkını da kovacak. Kılıcın hakkı <laughs> Eyvallah. Yani yok. Tabii ki Cumhurbaşkanımız <laughs> danıştay. Eyvallah. Mu? Ama <laughs> yani Ayasofya öyle mübarek bir yer. Belki de Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. Evet. açın Ayasofya. Yani bu manevi mistik boyutuna da bakmak lazım. Çok tarihi bir fırsat. orada o pozlar verilseydi. Yani İşleri başkanı da Ahmet Hakan Bey e zannedersem açıklama yaptı. Ben böyle bir şey Ölüm kastetmedim. Şey ben dua ederim. Yani, yani dua ederiz. Hepimiz de ederiz. Yani şimdi bu tamamen böyle e, az önceki olayda doğru gibi. Soyut değil mi? Soyut yani. Tehdit. İşte dedin demedin demedim diyor adam. E, i̇lla saati söyle o zaman yani <gülüyor> <gülüyor> Demedim kardeşim diyor o zaman saati Hayır, söyle. Hadi <laughs> e, suç duyuruları yani bakın komediye bakın ya. Komediye yani, bakın. Işte. Peki, o kimi suç duyurusunda buluyorsun, Diyanet İşleri Başkanı suç duyurusunda buluyorsun Kimin kimin kurumu bu? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurumun başı. Peki bir ara verelim çok kısa bir ara. Ee, o çok kısa aradan sonra esas meseleye devam edecek değerli konuklarımızla bir yer ayrılmayın.